Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bir akılda kalan programıyla daha huzurlarınızdayız. Akılda kalan Türkiye'de yer etmiş sanatta, siyasette, sporda pek çok camiada akılda kalan isimleri ağırlıyoruz. Ve bunun bir istikbali, bir mazisi olan ve bir de istikbali olan Lara matuf bir program olduğunu da her defasında zikrediyoruz. Ve şimdi Türkiye'de 24 Haziran'da bir sistem oyladık. Bu sistem sonrası kabinede, hükümet sisteminde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bugüne kadar yapılan atamalarda, kabine oluşturmalarında farklı bir yönteme gidildi. Ki her defasında Ankaralı gazeteci meslektaşlarım bakan toto oynamayı severiz. Bu defa hepimizin zorlandığı bir bakan toto oldu. Zira özel sektörden, acaba kabineden bakanlar, meclisten bakanlar olacak mı, olmayacak mı? Özel sektörden kim olacak diye beklerken sürpriz, şaşırtıcı isimlerle karşı karşıya geldik. Biz de istedik ki madem öyle bu yeni isimleri akılda kalanlarda ağırlayalım. Ve hem sektöre yönelik hem en nihayetinde bu sistemi yöneten icracı bakanlıkları özellikle biraz daha yakından tanımak istedik. Bu akılda kalanda bu programı bu niyetle, bu düşünceyle başlatacağız. Tarım ve Orman Bakanı, bu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yeni kavramlarda alışmaya çalışıyoruz. Yeni adıyla Tarım ve Orman Bakanı Sayın Doktor Bekir Pakdemirli ilk yayın davetimizi akılda kalan için kabul eden yayın konuğumuz. Kendisine teşekkür edelim ve hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Ben de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Size ve seyircilerimize iyi yayınlar, iyi seyirler diliyorum. Açılışta da söylediğim gibi merak edilen bakanlardan birisiniz. Zira her ne kadar eskiden kabine kurma sistemi işte yıllardır parlamentoda ismi kamuoyuyla buluşmuş isimler bakan olduğunda evet canım ya tabii ki bakan olacaktı falan derken sizler gibi isimlerde. Fakat sizin ayrıcalığınız şu: bir Ekrem Pakdemirli'nin oğlu olmak, bir kez daha rahmetle analım. Bu tür isimlere sahip isimlerin evlatlarına da hep aynı soruyu sorarım. Ekrem Pakdemirli'nin oğlu olmak hem bir sorumluluktur, evet. Bazen de bu ismin altında şu hissiye de kapılıyor mu insan? Tamam canım, yani Ekrem Pakdemirli'nin oğlu, ben de Bekir Pakdemirli'yim yani filan şeklinde hissiyata karşılaştığınız oldu mu? Allah rahmet eylesin tabii öncelikle. Aa, tabii. Babam hakikaten çok büyük bir insan, devlet adamı, çok dik duran, hayatı boyunca hep başarıdan başarıya koşmuş. Ne işi yapıyorsa iyi yapmaya çalışan bir insandı. Biz de onu hayat boyu hep örnek aldık. Tabii ki gençlik döneminde bir babanın bir oğulla her zaman bir tatlı rekabeti olur. Bizim de o dönemde oldu. Ama ben özellikle son 10 yılda, özellikle vefatından önceki son 10 yılda çok hoş bir ilişkimiz oldu. Benim tabii bu kayıpla birlikte en büyük danışmanımı da kaybetmiş oldum. Yani duygusal bir taraf baba oğlu ilişkisinin dışında. 6 ayda bir giderdim belki. Baba, ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum derdim. O ya tam benim dediğim şekilde yapmamı söylerdi veya bak böyle yapsan sanki daha iyi olur der ve beni rahatlatır gönderirdim. Siz daha çok hangisini tutardınız? Yani hangisini tutmaktan çok aslında gidip rahatlayıp konuşabileceğiniz bir insanı kaybetmiş olmak, büyük bir tecrübeyi kaybetmiş olmak aslında birkaç ayda yani ölüm Allah'ın emri ama birkaç ayda ben de işin açıkçası ufak da olsa bir travma etkisi yarattı ama ondan sonrasında da insan zaman her şeyin ilacı, her şeye alışıyor ama tabii ki yokluğunu her gün, her yıl, her ay hissediyoruz. Şey derler ya, anneniz öldüğünde çocuk, babanız olduğunda öldüğünde büyüdüğünüzü anlarsınız. Evet, yani şeyi de yani inanırım, hani evleneceksin, çocuk yapacaksın, bir ev düzeceksin derlerdi. Bu işte adam olmak için, bu bizim meşhur iş adamlarımızın da söylediği bir şeydi. Ama gerçekten birinci daireden, yani annenizden, babanızdan, yakınlarınızdan birini kaybettiğiniz zaman hayatın çok daha farklı bir gerçeğiyle de karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani. Allah geride kalanlara ömür versin diyelim ve başlayalım. Ve hatta rahmetle andığımız merhum bakanlarımızdan Ekrem Pakdemirli ile başlayalım. Şimdi bilmeyenler için ya da en azından tevellüt itibariyle geç kalanlar için yahu kimdir Ekrem Pakdemirli için kısa bir bilgi notu geçeyim. Yüksek mekanik mühendisi, ODTÜ makine mühendisinden mezun. Bir taraftan da merhumun fotoğraflarını da arkaya alabilirsek
ODTÜ'de öğretim üyeliği yapıyor. Devlet Planlama Teşkilatı'nda müsteşar yardımcılığı, 9 Eylül Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı, Başbakanlık Başdanışmanlığı, Merkez Büyükelçiliği görevleri, 18, 19, 20 ve 21. dönemlerde Manisa Milletvekilliği, Ulaştırma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve ilahir. Babaannem rahmetli. Babaanneniz mi? Evet. Evet, Allah rahmet eylesin ona da. O dönemi itibariyle, o dönemde yaşayanlar bir kabine oluşturulurken, yani tabii ki Ekrem Pakdemirli iç konusunda kimse şaşırmazdı. Zira rahmetli Özal'a da en yakın isimler arasındaydı. Bir kez daha bu vesile rahmetle kendisini almış olalım Ekrem Pakdemirli'ye. Madem merhum Özal'dan da bahsettik, beraber fotoğraflarını da bir alalım. Babanız Özal'ın Mirası başlıklı kitabında anlarını anlatıyor ve çok ilginç şeyler var. Mesela diyor ki, ANAP'ın kurma fikrini dinlenmek için Antalya'da denizde söylüyor. Yani denizde ben sana bunu ileteyim, belki dışarıda bizi dinliyorlardır diye. Ve ondan sonra kendisinden partinin kuruluşu için para bulmasını istiyor. Siz Turgut Özal'la ilişkilerine dair hatırladığınız şeyler var mı hafızanızda? Tabii ki ben de o yıllarda Turgut Bey'in bir evladı gibi biz de yanına gelir giderdik, babamızın yanında elini öperdik. Bol bol karşılardık, elini öperdik. O bizim başımızı okşardı, halimizi hatırımızı sorardı. Teknolojiden çok anlardı. Bilgisayarlar bana sorardı, benim de bilgisayar merakım vardı. Ondan sonra iddialaşırdı. Derdi ki ya şu daha iyi. Ben derdim ki işte o zaman şimdi bugün olmayan markalar, Atari bilmem ne, başka bir şey var derdim. Atari'ler vardı. Yok işte Commodore'un şusu daha iyi, busu daha iyi diye. Ben de iddialaşırdı ve yani geç saatlere kadar da köşkte oturur, bilgisayarlarla uğraşır. İşte CD'lerle uğraşır. Ondan sonra hatta son dönemde de yani internet çok yeni olmasına rağmen internetle de uğraşıyordu. Turgut amcaydı da sizin için tabii. Evet. Değil mi? Evet. Allah aile rahmet eylesin. Büyük bir insandı. Bu kitaptan Antalya meselesiyle ilgili şu alıntıyı da aktarayım. Rahmetli Ekrem Pakdemirli anlatıyor. Turgut abinin çağrısı üzerine Antalya'ya gittim. Dinlenmekten korktuğumuz için, yani sahilde dinlenmek değil, telefonlarımız ya da sesimiz dinlenmekten korktuğumuz için mayolarla denize girdik. ANAP'ın kurulması fikrini Özal bana tekrar orada açtı. Dostlarımıza söyle de biraz para bul dedi. Ben de aramızın iyi olduğu iş adamlarına götürdüm Özal'ı. Her birinden alınan 125'er bin dolarla ANAP'ın temelleri 500 bin dolara atılmış oluyor. Buradan bir bilgi notunu yine paylaşayım. Sonrasında size geleyim. Naim Süleymanoğlu geçtiğimiz günlerde kaybettik. Yine o dönemlerde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli merhum. Bir taraftan fotoğraflarını döndürebilirsiniz arkadaşlar. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye kaçırılmasından bahsediyor merhum Özal. Özal'la geçen diyaloğunda şöyle anlatıyor. Maliye Bakanıydım. Örtülü ödeneğin harcama evrakları bendeydi. Turgut abi dedi ki, Naim Süleymanoğlu'nu Türk vatandaşı yapacağız ama 7 milyon dolar istiyorlar. Ben vermem dedim. Ben bu 7 milyon dolarla 70 köye su götürürüm. Bana dedi ki, Naim Süleymanoğlu'nu aldık olimpiyatlara gitti. Türk bayrağıyla yarıştı ve şampiyon oldu. Türk bayrağı göndere çekilerek İstiklal Marşı okundu. Bu İstiklal Marşı'nın yurt dışında okunması için kaç para verirsin dedi. Bunu anlatınca gözlerim doldu. Verelim be abi o zaman dedim. Bulgar istihbaratına 7 milyon doları çantaya koyup gönderdik diyor bir kez daha. Analım her iki ismi rahmetle. Ve yine bir icatla uğraşırken son yolculuğunda uğurlanıyor. Sizden dinleyelim. Babam son 15 yılını çok keyifli geçirdi. Özellikle İzmir'deki işte bize ait olan çiftlikte, bu çiftlikte neler var? Bir zeytinyağı fabrikamız var ufak. İki tane tavuk kümesi var. Üzüm bağı var, incir var ve zeytinlik var. Yani her şeyden var. Her şeyden biraz var. Ve babam buraya bir Arge ofisi gibi. Arge üretim merkezi, Arge laboratuvarı gibi de kullandı. Ve birçok şeyi üretti. Ve tabii ki makine mühendisi olduğu için makinalara çok merakı vardı. Ve özellikle de yarının Türkiye'sinde işçilik bulmanın zor olduğunu düşündüğü için zeytin ağaçlarındaki zeytinleri otomatik toplayan bir makine geliştiriyordu ve bunun üzerinde çalışıyordu. Bununla ilgili bir demo esnasında yaşanan bir kazada şehit oldu diyelim. Biz de tarım şehidi verdik evde. Doğru. Yani kaderin cilvesine de bakın. Biz de, ben de ondan sonrasında tarım bakanı, tarım olma, bakan olma. Doğru.
Hayat olduk tuhaf yani. Şeyler evet. kuruyor değil mi? Evet. Sayın Bakan, tuhaf kurgular kuruyor. Evet, her şeyi danışırdınız, bazen olurdu bazen olmazdı ama ondan bana kalan en büyük miras, yani bir mahşet bir cümle sorsak ne dersiniz? Vefası, dürüstlüğü, ne bileyim sessizliği ya da işte... Tabii hayat boyu bize örnek olması en büyük miraslardan bir tanesi ama iyi bir isim bırakmış olması bence en iyi, doğru. en büyük miras o. Yani. Doğru. En büyük miras. Her babanın çocuğuna bırakacağı en evet. güzel şey. Evet. Peki üç nolu fotoğraf bir gelsin. Aileye bir genel olarak bakalım. Kocaman geniş bir aile. Evet, en solda benim kravatla duruyorum. Çocuklar arasında da tek protokol takılan. Tek babayla protokol erken yaşta şey, mitik gezmekten olsa gerek herhalde. Olabilir. Babam en sağda, annem hemen yanında. Bayağı geniş bir aile. Hep böyle yani geniş bir mahallede ya da geniş bir apartmanda oturulan bir aile. Burası tahmin ediyorum anneannemin evi. Anneannemin evinde çekilmiş. Ha. Tahmin ediyorum ya bir nişan. Dayımın eşiyle nişan merasimi olabilir. Aha. Tahmin ediyorum öyle bir fotoğraf. Herkes bir araya gelmiş. Şey nasıldı? İlişkiler nasıldı? Böyle hani kalabalık aile sevirilir ya çocuklara. Böyle bir aileniz mi vardı? Böyle iç içe miydiniz yani? Yoksa bayramdan bayrama görüşler. Ailemiz çok iç içeydi. Ben özellikle çocukluk döneminde rahmetli anneannemin evinde de çok kalırdık hafta sonları. Ne güzel. Yani çok zaman geçirirdik orada. Bahçeli bir evdi. Biz tabii o dönemde apartmanda oturduğumuz için bahçeli bize çok şey geliyordu, hoş geliyordu. Bahçede tabii. oynuyorduk, ağaçlara çıkıyorduk. Tabii. Tam bir sokak çocuğuyduk yani o dönemde. dört dolu fotoğraflar bir gelsin. Beş kardeşin en küçüğüsünüz. Evet. Bunun avantajları ve belli dezavantajları olsa gerek. Abiler küçükken sizi fırın tepsisine koyup seni fırına sokacağız diye korkuturlarmış. Evet yani çok küçük yaşlarda tehditler başlamıştı. Ama kısa bir zamanda bunların gerçek olmadığını fark etmişim. Ve onlara ya artık koyamazsınız filan demeye başlamışım. Kahvaltıda da size Nutella kalmayacak diye sürekli kahvaltıya evet. koşturmuşsunuz. Yani kahvaltıda Nutella ve kola... Beş kardeş olunca doğru. paylaşmak zor oluyordu. Ve siz doğru. küçük olduğunuz zaman da size az kalıyordu. doğru. Yavaş yavaş beş yolu fotoğrafları da döndürelim ve yavaş yavaş öğrenciliğe doğru geçelim. Evet. Bu İzmir Güzelbahçe'de. Bir zeytin ağacı. Bir zeytin ağacı evet. İzmir'in oradaki zeytin ağacı. Şimdi ilkokulu İzmir'de ardından da Altınlı fotoğrafları getirelim. İlkokul İzmir'de, ortaokulu ve liseyi Ankara'da Yükseliş Koleji'nde okuyorsunuz. Evet. Hani böyle evet yani gelecek vadeden ya da bu işte bu resimdeki evet, arkadaşlarımızın... Öğretmenin hemen sağındayım. Yani öğretmenin kendi sağında arkada fotoğrafta. Evet. Şu andaki mesela arkadaşlarınızın evet ya yani Bekir Pakdemirli böyle olurdu falan diyecek denilen bir istikbal vadeden bir öğrenci miydiniz yoksa öyle hani çok da okul dersleri falan sallamayan işte arada sırada okula giden hatta devamsızlıktan kalan filan bir model miydiniz hatırlıyor musunuz? Yani okulda ben şöyle söyleyebilirim çok yönlü bir öğrenciydim. Yani odama girdiğiniz zaman işte bilgisayarlar, çeşitli hobiler ve bunlarla uğraşan ama bunların yanında da derslerinden sınıfta asla kalmayan, derslerini de bir şekilde götüren, yüzdüren ama süper başarılara imza atan bir öğrenci değildim. Nereye kadar? Lise sona kadar. Üniversitede çok iyi bir öğrenci formatı çizdiğimi düşünüyorum. Yani. Lise 1'deyken, 2'deyken 2 sene annenize şey demişsiniz, artık lisede veli toplantısı yok. Doğru. Sonra valide bunu başka birinden öğrendi. Şimdi biz de tabii kendimize göre bir çetemiz vardı orada. Ve bununla ilgili okulda bazı bilinen gerçekler vardı. Bu gerçeklerden bir şekilde aileyi de izole etmek gerekiyordu. Bununla ilgili bir diplomasi yürütmüş olabilirim. Evet. evet. Siyasetle tanışma meselesi için sizin için şey diyorlar. Beşiği meclise düşmüş. Siyasetin içindesiniz. Babayla daha merhumla 10 yaşları civarı sanırım siyasetle kampanyalara katılmaya başlıyorsunuz. Hatırlıyor musunuz o yaşlarda? Şimdi sene tahmin ediyorum 84 millet 83 milletvekili listeleri yapılıyor. Yine anneannemin evindeyiz. Gizli bir buluşma. Babam var. Turgut Özal var. İzmirli tüccarlardan Şahin Uğurlu var. Bir kişi daha vardı.
Dayım çayları getiriyor götürüyor. Ve milletvekili listeleri yapılıyor. İşte Turgut Bey soruyor kimi yazalım, şunu yazalım, Uşak'tan bunu yazalım, şunu yazalım ve telefon ediliyor. İşte seni yazıyoruz, yazalım, yazmayalım filan. Milletvekili listeleri böyle bir ortamda yapıldı. Yani o anlamda tabii küçük yaşlardan itibaren siyasetin içinde yer aldım, kampanyaların içinde yer aldım. Birçok siyasi kampanyanın içinde yer aldım. Özellikle daha ilerleyen yaşlarımda kampanya yönettiğim yıllar oldu. Gençlik kollarında yer aldım. ANAP'ın gençlik kollarında yer aldım. Ankara Teşkilatı'nda yer aldım. O yaşlarda çocuklar, hani Luna Park cazip gelir, deniz evet. Cazip gelir. Siz vekillikler bir sürü belki anlamakta zorlandığınız şeyler sıkılmadınız mı? Ya da ne bileyim baba mı bir idoldü, ne yapıyor, ne ediyor bir merak mıydı? Şimdi tabii birçok alanda da aslında tarihe tanıklık ediyorsunuz. O anlamda mecburen yaşınızın daha ilerisinde davranmak durumunda kalıyorsunuz. Ve kendinizden yaşça büyük insanlarla anlaşır hale geliyorsunuz. Yani benim o dönemde işte çok genç yaşta belki daha ileride gelecek ama pilotluk yapmam. Ondan sonra kendimden belki 20-25 yaş büyük insanlarla beraber hafta sonları gidip o faaliyetleri yapmam, götürmem de bundan kaynaklı bir şey diye düşünüyorum. Yani. Siyasetin size kattığı erken büyüme evet. Diyelim. Erken büyüme oldu evet. Evet, tam da onu dediniz. 16-17 yaşlarda daha araba kullanamazken uçuş eğitimi almaya başlıyorsunuz. Hani nereden? Çocuk, yani bisiklet, motosiklet, araba, hani uçak daha sonra gelsin. Bunun yani. Tabii öncesi var ama tabii ki yine bir rol model bir örnek var. Babam Ereğli Demirçelik'e ait bir 4 kişilik eski bir uçakla Karadeniz'de tahmin ediyorum Ereğli'den Ankara'ya gelirken uçakla kayboluyorlar. Nasıl kayboluyorlar? Rotayı kaybediyorlar. Rotayı kaybediyorlar. Yıldırımlar çakıyor ve bütün elektrik sistemi gidiyor uçakta. Biz tabii bilmiyoruz evde. Babamız gelecek bekliyoruz ediyoruz ama çok zor saatler geçiriyorlar. Bir Türk Hava Yolları uçağı onların telsiz çağrısını duyuyor. Tüm Türkiye'de sadece o kanaldan sadece babama ait olan uçak, onların uçtuğu uçak bir şekilde yayın yapabiliyor, çağrı alabiliyor. Türk Hava Yolları bunu yer istasyonundan iletiyor ve uçağın yeri bilinmiyor. Havadalar. Havadalar ve karanlık. Ve benzin bitmek üzere. Eyvah. Bir karanlık, bir kara delik görüyor babam aşağıda. Bir ışık görüyor. Diyor ki dal buradan. Dalıyorlar. Ve aşağı in diyor. Aşağı iniyorlar. Ve aşağı inip tabela okuyorlar. Uçağın Allah ışıklarıyla. Allah. İşte Merzifon bilmem kaç kilometre diye tabela okuyorlar. Ve Merzifon'a yakın olduklarını anlayıp Merzifon havalanına iniyorlar. Askeri havalanına. Ve indikleri anda da uçağın sağ motoru duruyor. Yani o kadar benzin bitiyor. Bu olaydan sonra babam pilot olmaya karar veriyor. Diyor ki ya ben eğer yani canımı birilerine emanet ediyorsam bu işi de bilmem lazım. Madem uçuyorum bu işi öğrenmem lazım diyor. Ve Türk Hava Kurumu'na gidiyor pilot oluyor. O zamanlar bakan filan? Hazine Müsteşarı bakanlığı var sonrasında tabii ki. Hazine Müsteşarı 84 yılında pilot oluyor ve uçmaya başlıyor. Onları yaparken tabii o hafta sonları uçuyor bizi de götürüyor. Yurt dışından bana aldığı bir tane model uçak var. Radyo kontrolü model uçak. İşte onu yaptık biz de. Ondan sonra onu uçurmaya başladık. Ankara Model Uçak Kulübü'nden arkadaşlar yardımcı oldular. Sonrasında da o kulübün başkanlığı da yaptım. Yedin oğlu fotoğraf mı gelsin? Model uçak şeyi başlayınca bütün gün o uçakların egzoz gazının içerisindesiniz. Tabii. Bir yandan model uçak uçuruyorsunuz, bir yandan gerçek uçaklar uçuyor. Ne yapacağız? Vakit gelince hatta biraz da şartları zorlayarak Türk Hava Kurumu rahmetli İnan Çayas vardı o dönemde. O da baba dostumuzdur. Ona dedim ki ya ben 17 yaş sınırı var. Ben başlamak istiyorum. Kaç yaşındasın dedi. 16 yaş 8 ay veya 9 ay. Sen başla dedi 17 yaşında ehliyeti veririz sana dedi. Ve Avrupa'nın en genç pilotu olarak 16 yaş işte 8 ayda başladım ve bir ay kadar bir süre içerisinde kursumu bitirdim. Tabii gelip giderken dolmuşla gidip geliyordum. Veya işte babam bizi gönderirse arabasıyla gönderiyordu. Yani araba kullanmamız yasaktı aslında. Aşağıda da bir araba olmasına rağmen. Kullanmayı da bilmeme rağmen gidip orada izinli bir şekilde uçak kullanıp ama geriye işte dolmuşla otobüste ağır geliyordur herhalde sonra. Peki o zaman buradan bir 8 nolu video uzanalım. Evet.
ferdidir. Babası ve kız kardeşi de pilot lisansı sahibidirler. Çok başarılı ve disiplinli bir pilottur kendisi. Onun sertifikasını 17 yaşındayken eğitimini bitirdik. Ancak o zamanki yönetmelikler müsait olmadığı için pilot sertifikasını almak için 18 yaşının dolmasını bekledi. Daha sonra kendi uçağıyla tecrübesini uluslararası seviyeye çıkarmak için Yunan adalarına birçok defalar uçuşlarda yapmıştı. Havacılık hayatının devamını dilerim. Teşekkür ederiz Erdoğan Menekşe'ye, evet. Hocanız. 23 Çolu videoyu da bir alalım. Bir ay. Nereye iniyorsunuz? Burada nereye indiğimi hatırlamıyorum ama kokpiti çekmişiz. Evet, kokpitten inişiniz. En son ne zaman uçurdunuz? 10 gün kadar evvel. Ne güzel yani. 10 gün kadar evvel. Ve 16 yaşında da Avrupa'nın en genç pilotu oluyorsunuz. Evet. Hava rallilerine katılıyorsunuz. Hatta 90'lı yılların başında Sabiha Gökçen'le birlikte uçuyorsunuz. Doğru. Uçuş mesele, bu tamamen baba çocuğunu teşvik eder, kendisi bir travma atlatmıştır. Hadi oğlum sen de şu uçmayı öğren filan. Size ne sevdirdi bu? Nesi sevdirdi uçmanın? Yani uçuş, havacılık hakikaten çok farklı bir şey. Yani hep yalnız kaldığımda da. Yani bu tamam, Bernoulli prensibi, kanadın altından geçiyor, uçağı kaldırıyor filan ama yani hakikaten anlamakta zorluk çektiğiniz bir şey. Ve çok da zevkli ve keyifli. Aynı zamanda da yalnız uçtuğunuz zaman da az çok, yani akıllı bir adam tedirgin olur. Yalnız uçuyorsanız, ya bir başın dönse, bir şey olsa. Yani zaman zaman yalnız uçtuğumda da, ha gazetemi açıp okuduğum da olmuştur otopilotta. Ama eğer yalnız uçuyorsanız da biraz tedirgin olmanız lazım. Daha çok göstergelere bakmanız lazım. Daha çok yolu takip etmeniz lazım. Yani mutlaka uçmanın insana verdiği çok büyük bir keyif var. Ne şanslısınız. Şimdi üniversitede, üniversiteye geçelim yavaştan. Bilkent Üniversitesi'nde işletme bölümünü kazanıyorsunuz. Okula başlıyorsunuz ama orada yaşadığınız bir süreç belki de hayatınızda başka kapılar açıyor. Hatırlıyor musunuz? Biraz ipucu vereyim. Bilkent işletmeyi kazanınca merhuma diyorsunuz ki bana araba alman lazım. Hatırlıyor musun sonrasını? Uçak kullanıyorsun ama araba yok. Merhum da diyor ki not ortalamanı 3,5 ve üstü yaparsan alırım. Şimdi burada marka vermeyelim. 3,5 değil, not ortalamanız 3,8 oluyor. Burs alıyorsunuz. Filan. Burayı hatırlıyor musunuz, bu hadiseyi? Evet. Arabayı alındı mı araba? Babam verdiği sözleri tutardı. Ne güzel. Hatta yani şöyle bir şey oldu. Hakikaten normal üzerinde bir çalışma temposuyla çok iyi bir karne getirdim. Ve havaalanında karşılamaya gittim. Dedim ki karne bu dedim. İyi dedi. Bin dedi. Yolda giderken şeye uğrayalım dedi. Yani araba bayisine, acentaya uğrayalım. Araba bayisine uğrayalım. Ve şey yapalım. Onu hiç unutmam. Hemen sözünü tuttu. Gittik, arabayı seçtik. Birkaç ay içerisinde seçtiğimiz araba bize teslim olmuştu. Ne güzel. 9 nolu fotoğraf. Artık sizi askere gönderelim. Fakat normalde bu şöyle anlaşılır. Yani siyasetçi ve kamuoyuna bu kadar mal olmuş İnsanların oğulları askerde rahat ediyor olsa gerek. Fakat sizin uzun bir hikayeniz var. Zira 2000 yılında babanız mecliste bedelli asker çıkartılması yönünde bir talepte bulunuyor. Sonra? Evet. Siz o yüzden doktoranızı yapıyorsunuz henüz. Tabii ki. Orada tabii Türkiye o günlerde zor. Gene ekonomik anlamda ciddi bir mücadele var ve Türkiye'nin de kaynağa ihtiyacı var. Bu kaynak ihtiyacından dolayı babam parlamenter ve çıkıyor, diyor ki ya paralı askerliği tekrar getirelim. 99 depremi olmuş, birçok şeyler var. Paralı askerliği bir türlü o dönemin askeriyesi getirmek istemiyor. Ve babam da ısrarla para askerlik olsun. Hatta bazı televizyon konuşmalarında diyor ki yani kanunu çıkartalım, benim oğlan faydalanmasın gibi sözlere varan şeyler oluyor. Yani bu konu biraz şeyde işlendiği için, kamuoyunda çok işlendiği için bir manşet vereyim. Evet.
O zamanın Star gazetesinde, evet. Cem Uzan döneminde her şey vatan için, bedelli Bekir için. Tabii yani full bir sayfa bana ayrılmıştı o dönemde. Kocaman bir kafa fotoğrafımı alıp bir kamuflaja monte etmişler. Ne hissettiniz? Yani bu kadar iletişim çağında değildik. Ben tabii ki pilotum. Ve pilot olanların normalde hava yani hava kuvvetlerinde şey yapması lazım. Askerlik yapması lazım. Ama o gün ben İzmir'de, Narlıdere'de, İstikam'da ikamet olarak teslim olduğum yerde dedim ki yani ben işte hava kurumundan pilot sertifikam bu. Ve kapıya da yazmışlar. Türk Hava Kurumu'ndan pilot sertifikası olanlar havacı olacaktır diye. Ben diyorum ki bak sertifika bu. Onlar da diyorlar nerede çalışıyorsun? Dedim çalışmama gerek yok. Bak beni havacı yapmak durumdasınız ki geçmiş örneklerinde birebir biliyorum. Ama o gün ama üst kademe ama alt kademe. Ama askeriyeden birileri rahatsızdı demek ki. Ve Bekir Pakdemirli biz doğuya gönderelim. Pakdemirli'nin oğlunu doğuya gönderelim ve cezalandıralım. Biz de aşık attı. Diye bence bir şey vardı. Ve bir siyasi figürün oğlu olmanın da her zaman ödülünü görmüyorsunuz ve çoğunlukla da biz bu dönemde de zararını da gördük. Ve benim 8 ay ya Kütahya'da ya Diyarbakır'da havacılık ve 8 kişilik odalarda yatmam gerekirken Türkiye'nin bana göre ikinci en zor Isparta'dan sonra ikinci en zor okulu Tuzla Piyade Komando Okulu'na gittim. Karacı Komando. Evet. Karacı Komando ama oradan da ikiye ayrılıyorsunuz. İşte kuralları çektik orada. Ama kurallarda da yani şansımız yaver gitti. Ben o sabah kalktım, işte namazımı kıldım. Dedim ki ben Ankara'ya çekeceğim. Besmele'ye çektim, elimi torbaya attım, çektim. Açtım baktım, A'la başlıyor. Bir tane harfi yanılmışız, Amasya. Ankara mı diyecektim? Amasya. Dedim tamam Amasya'da olur. Ve Amasya'ya işte tayinimiz çıktı. Orada 11-12 ay. Çok zor olmayan bir askerlik yaptık. 8 ay yerine 18 ay. Evet, 8 ay yerine. Top 16 aydı bizim o dönemde. 16 ayında 2 ay hiç izin kullanmadan 14 ayda bitirdik. Merhumu dolu olmasanız belki 8 ay havacılık olarak yapıp... Yani 8 ay yapmama ihtimalim zaten yoktu ama merhumun oğlu olduğum için bana evet. O dönemin işte üst düzey veya alt düzey askerlere, askeri bürokratları buna uygun gördüler demek ki. Ben de her Türk vatandaşı, her birey gibi ben de gittim. Aslanlar gibi askerliğimi yaptım, döndüm. O kadar. Dönüyoruz sonra askerden. İlk işiniz neydi? Ben hayata müteşebbis olarak başladım. Ama ondan sonrasında da çok uluslu bir firmada Orta Doğu Bölge Müdürlüğü yaptım. Askerliğim dönüşünde. Ve işte aşağı yukarı 10 tane kadar ülkeden sorumluydum ve bunların satışlarından sorumluydum. Bu tabii ki insana yani işte kapı çalmak, kapıdan geriye dönmek, tekrar ısrar etmek bu insana hakikaten ayrı bir şey veriyor, ayrı bir yön veriyor, ayrı bir imkan, ayrı bir ne diyelim kas veriyor yani. Siyasette hayli işe yarıyor değil mi? Siyasette de tabii ki her şeyde yarıyor. Yani mutlaka hayatının bir kenarında eline çantayı alıp bir satış yapmış insanın kendine olan güveni her zaman çok farklıdır yani. Doğru. Ve pardon adınızın önünde doktor ünvanınızı da açalım. Yoğun bir iş temposundayken bunu sürdürüyorsunuz. Dijital dönüşümün ekonomik büyümeye etkisi Türkiye örneği doktora tezini yazıyorsunuz. Ne zaman yazdınız tezinizi? 2016'nın Kasım'ında bitti. Aha. 2013'te başladım doktora çalışmalarına. Yaklaşık 3 sene kadar sürdü ama yoğunluklu tez yazdığım sürece bunun son bir senesindeydi. Evet. Yani birazdan geleceğiz iş ayrıntılarına. Onun için dedim bu iş yoğunluğu içerisinde. Ve evet, tam yoğunluğun ortasında oldu aslında onu söylemek gerekirse. Hı-hı. Önemli olan da yoğunluğun içerisinde bir şeyler yapabilmek. Aynen. Ben doktora tezini yaparken hocalara gidip ya yeterince ihtimam gösteremiyorum ve üzülüyorum. Bunu aslında daha iyi yapmam lazım diyordum. Onlar da diyorlardı ki Bekir hiç üzülme. Çünkü en iyi sen yapıyorsun. Bak birçoğunun işi gücü yok. Buraya sadece geliyorlar ama ödevi ilk getiren sensin. Projeleri ilk getiren sensin. Katılım sağlayan sensin. Yani bazı yoğunluklara ve hayatta bazı olgunluklara sahip olduğunuz zaman bakış açınız da daha değişiyor. Daha da ihtimam gösteriyorsunuz diye düşünüyorum.
Bu dijitalle ilgilenmenin rahmetli Özal'la Atari yarıştırmasının arasında bir ilişkisi var mı? Şimdi ben tabii ki 5,5-6 yıla yakın bir GSM sektöründe, bir şirketinde yönetim kurulu üyesiydim. Teknolojiye tabii ki çok küçük yaşlardan itibaren çok ciddi bir merakım vardı. 90'lı yıllarda Türkiye'de herhalde interneti kullanan ilk insanlardan biriydim. Bilkent Üniversitesi'nde okurken üniversitenin sistemini işte telefonla bağlanıp işte onu bir şekilde hacklemenin yolunu bulmuştuk ve oradan internete çıkıyorduk. İşte o zaman bugünkü web tarayıcılar yoktu. Netscape vardı, ismini rahatlıkla söyleyebileceğim. Netscape üzerinden işte giriyorduk ve dünyadaki işte web sitesi sayısı azdı. Kaliforniya'daki Pizza Hut'a girip oradan sipariş vermeye çalışıyorduk falan yani. İşte sayfaları alıyorduk, şeyler alıyorduk ve o günün tabii Türkiye'sinde çok önemli bir bilgiye ve çok önemli bir kütüphaneye. Bugünün belki binde biri, on binde biriydi internet ama çok önemli bir kütüphaneye ulaşma şansınız oluyordu. O bizim için çok büyük bir şeydi. Tabii ki dijitale ve teknolojiye her dönemde yani merakım oldu. İşte amatör telsizcilik oldu, birçok şeyler oldu. Hayatımdaki bütün tesadüflerin aslında hayatımda beni başka bir şeye hazırladığını gördüm. Çok yönlü olmanın faydalarını yaşadım diye düşünüyorum. Buraya gelirken de birçok şey aslında beni hazırlamış. Yani ajandanın yoğun olması, ondan sonra tarımla ilgilenmem, işte zeytinyağıyla ilgilenmem, birçok konu. İşte evde 2000'li yıllarda hanımla evlendiğimizde işte çöpleri kompost etmek. Yani işte çöp tenekesinde meyve sebze artıklarını kompost edip onları gübre yapmak falan gibi şeyler. Hatta hanım derdi ya niye yapıyorsun bunları falan derdi. Gelecekte tarım bakanı olacağım. Bakan olduktan sonra dedim ki bak demek ki bir bildiğin varmış dedi. Haklıymışsın dedi. 2005 yılında hanımefendiyle tanışıyorsunuz. Doktor Ağul Hanım, 9 Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi. Aynı zamanda fizyoloji doktoru. Nasıl tanıştınız? Bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Ondan sonrasında da her şey gelişti. Şöyle bir ilgi var. Evet. Ankara'dan İzmir'e kadar uçakla geliyormuşsunuz çok havalı bir şekilde. Ama sonra eşinin babası ve abilerinden çekindiğiniz için sokağın köşesinde bekliyormuşsunuz. Havadan indikten sonra çok zor olmuyor muydu bu? O her genç adamın başına gelen bir şeydir ya. Bu bazı şeyler legalize edene kadar da yani şeyine suyun altından gitmekte fayda var. Doğru. Ağul Hanım doktor ve İsviçre'ye ihtisasa gidecekken sizinle tanışınca kariyerini değiştiriyor. Ve sonra bu evliliğin en güzel meyveleri. 11 nolu fotoğraf bir gelsin. Ve kaç yaşındaydınız ilk baba olduğunuzda? Bu 2007. 2007'de. 2007. 11 sene demek önce. Demek ki 34 yaşındayım. 2007'de Burak doğuyor. Evet, Burak doğdu. 6 Nisan'da Emir. Aa, benim oğlumun adı Emir. Adlarıyla büyüsün. Ve 2017'de Mete. Mete daha henüz 1 evet, yaşında. Bu Mete'nin doğum günü. 3 erkek evlat. Evet, 3 erkek güzel, evlat. Güzel günlerine evde gelin. Evde hanım 4 erkekle uğraşıyor. İşe hayırlısı. Allah sabır versin. Amin. Vakit ayırabiliyor musunuz? Benim hep programım yoğun oldu. Yani tek pişmanlık varsa çocukların büyümesinde daha fazla vakit geçirmek isterdim ama ister istemez hayatım hep yoğun oldu. Özellikle onlar ağırlıklı olarak İzmir'de yaşarken ben çok fazla İstanbul'da zaman geçirdim. Hafta sonları geliyordum, görüyordum ama hafta sonlarını en azından onlara ayırıyordum. Ne güzel. Şimdi de Ankara'ya geldiler sağ olsunlar. En azından akşamları geç de olsa görüyorum. Sabahları erken de olsa bir 5 dakika görüyorum. Konuşma imkanına kavuşuyorum ve onları gördükçe tabii ben enerji alıyorum onlardan. Siyasetçi çocukları zaten siz de böyle büyüdüğünüz için bir geleneği devam ettiriyor. Bakalım bunu şeye bir soralım. 12 nolu video bir gelsin. Babacığım seninle en çok sohbet etmeyi seviyorum. Çünkü sen evde yokken seni çok özlüyorum. Sen çok komiksin ve beni çok güldürüyorsun. Sen dünyadaki en iyi babasın. Seni öptüm. Evet, ben de seni öpüyorum Burak'cığım. Bilmiyorum seyrediyorsan. Ne güzel. Hala derslerinden dolayı yatmadıysa bu saatte. gelelim 13 nolu fotoğrafa. Onlar bir gelsin. Ama bayağı işte bisikletler ondan sonra... Evet, burada Kalamış'ta
Ailece şeydeyiz, bisikletteyiz. Ne güzel. Koşuşturmacalar, hafta sonları bile olsa onlara vakit ayırmak. Evet. Eminim keyifli olsa gerek. Bir de 33 nolu video da bir gelsin bunların peşinden. Güzel bir duygu olsa gerek değil mi yani böyle üç? Evet. Aslan gibi. Böyle bir uçak varmış. Böyle uçmuş gelmiş. Metin'in ağzına girmiş. Peki. Şimdi siz çok seyahat ettiğiniz için ve havaalanında görüş çocuklarla sizi yolculamaya geldiği için Av Hanım'dan şöyle bir bilgi var. Oğlunuza Emir'e ilkokulda hayat dersi, hayat bilgisi dersi diyor ki öğretmeni, ailece ne yaparsınız? Oğlunuz da şey diyor, havaalanına gideriz. Babamı havaalanına bırakırız demiş. Çocuğun tek sosyalleşme alanı orası da. Ona çok güldüm. Yani bu bakan olmadan önceki durumda tabii ki. Yani yine yoğunluk vardı. Tabii şu andaki yoğunluğum daha fazla ama yine yoğun bir hayat vardı. Yani ne güzel. Önce. Bir de çocuklarla deneyler yapıyormuşsunuz. Sabunlar, zeytinyağından deterjanlar filan. Evet. Ya aynı merhumu görüyoruz yani onun denemeleri. Soy mutlaka çekiyor. Soy mutlaka çekiyor. Ve gelelim şu hobiler meselesine. Hiç boş vakitten hoşlanmıyoruz. Uçmanın yanı sıra da bayağı bir hobiniz var. Deniz kaptanlığı, amatör telsizcilik, maket uçak. Ne var bu? Yani, ne bileyim yani Netflix izlemez misiniz? Şöyle bir yaslanayım arkaya da hani bu kadar izlemez miydiniz ya da eskiden? Bu kadar şeye mutlaka bir şey sığdırmalıyım. Yani kendiliğinden gelen bir içgüdü mü, bir dürtü mü? Evet, farkında olmadan hayatın sizi hazırlanmış olduğunu bugünden geriye durup baktığınızda. Ama o gün sizi motive eden şey neydi? Şimdi tabii hayat sonuçta kısıtlı bir zaman. Hepimiz için öyle. Tabii. Yani kimse sonsuza kadar yaşamıyor. Herkesin kısıtlı bir zamanı var. Kiminin 50, kiminin 70, kiminin 100 en fazla. Bu zamanı en iyi şekilde geçirmek ve çok şeye dokunmak, çok şey yapabilmek aslında ana amaç olmalı diye düşünüyorum. Hep bu bilinçte evet. miydiniz yani? Hı? Hep bu bilinçte miydiniz? 20 yaşındayken, 25 yaşındayken. Tabii ki yani yoğun bir aktivite hayatı olan bir ailenin içinden gelince siz de mutlaka bir şeyler yapasınız istiyorsunuz. Şimdi birçok insana bakıyorum hafta sonu yatmayı tercih ediyor. Ama yani ben illa bir şeylerin içerisinde olayım, bir aktivitenin içerisinde olayım, bir şeyler yapayım istedim. Kötü alışkanlıklara zamanımız olmadı. O anlamda yani bu iş çok hoşuma gidiyor. Çocukların da bu tarz aktivitelerin içinde olsun istiyorum. Ve şartlarımı da her zaman zorlayarak onlara da bu tarz aktivitelerin içinde olmalarını sağladım. İşte kayağı götürüyorum, birçok şeye götürüyorum ki bu yaştan daha onlar da işte bir örnek alarak kendilerine doğru yönlendirsinler. Çünkü hepimizin bir enerjisi var. Bu enerjiyi de eğer doğru yönde yönlendirmezsek bu enerji hakikaten çok kayıp ve zayi oluyor. O anlamda ne kadar çok şeye dokunursam, ne kadar çok şey yaparsam benim için iyi olur diye yani gençlik yaşlarımdan beri böyle bir şeyim oldu. Yani onun da hayata bir katkısı olduğunu da düşünüyorum. Çok şeye dokunmanın, çok şeye ekspoze olmanın, uçakla uçmanın ciddi bir muhakemesi var. Karar almanızda. Çünkü kararı aldığınız noktada saniyeleriniz var artık. Eğer o saniyeleri doğru değerlendirmezseniz ölürsünüz. Çok ciddi bir şey var yani. Çok ciddi bir riski taşıyorsunuz orada. O da size gerçek hayatta çok doğru yerde doğru kararları ve doğru zamanda almanızı sağlıyor. Traktör de kullanıyorsunuz. ATV, motosiklet de kullanıyor. Ne kullanmıyorsunuz? Bence böyle sormak daha doğru. Yani helikopterde inişte kalkışta iyi değilim ama onun dışında. yani roket dışında her şeyde iddiamız olur diyelim yani. Ne güzel. 15 nolu fotoğraflar bir gelsin. Aynı zamanda bunun yanı sıra bisiklet, doğa yürüyüşleri, kayak, su kayağı, dalış, yürüyüş. Vallahi insan... Bu yaz bakan olduktan sonra çok kısa birkaç gün tatil yaptık bayramda. Ne güzel. Karada, denizde, her yerde. Evet. Soldaki rahmetli babam, sağdaki benim. O da kayardı. Evet, rahmetli de kayardı.
Ne güzel. Burada bir şey demişken, uçaklar, helikopterler filan demişken, hobilerinizden bahsederken maket uçak yapmak da var tabii. Maket uçak nedir? Yani uçağı zaten... Maket uçak aslında, yani maket uçak birkaç şeye ayrılır ama nedendir model yani, uçak dediğimiz, radyo kontrolü model uçak dediğimiz 80'li yıllarda benim başladığım bir hobi. Bunlar da ağırlıklı patlar motorluydu. Yani içine benzin koyup çalıştırdınız ve radyo kontrolüyle, servo kontrolüyle gaz verip kaldırıp indirdiğiniz uçaklardı. Sonrasında tabii teknoloji gelişti. Elektriklileri de çıktı. Elektriklileri de aldım ve onları da uçurma imkanı oldu. Model uçağında şöyle bir katkısı var. Yani her şeyi, bütün uçuş teorisini ve her şeyi yaşıyorsun ve aslında sıfır risk. Ve uçağın yapabileceği bütün sınırları görüyorsun. Havacılıkta yapabileceği bütün sınırları görüyorsun. Ve güzel bir hobi. Zaman geçirmek için çok güzel bir hobi. Yani gençlerin hepsine tavsiye ediyorum. Nereden aklınıza gelmişti mesela bu maket? Daha evvelden söyledim ya, 80'li yıllarda babam hafta sonları uçakla uçmaya giderken Türk Hava Kurumu'nda da orada modelci ekipler vardı ve onlar uçuyorlardı. Japonya'dan getirdiği bir model uçağı ben evde birleştirmeye çalıştım ama tabii 12 yaşındayım daha. Yapamadık. Ondan sonra rica ettik orada. Hava Kurumu Model Okulu, ondan sonra Ankara Model Uçak Kulübü'nden birkaç arkadaş yardımcı oldular ve tabii bu işin de bir eğitimi lazım. Yani iniş kalkışa kadar iniş kalkışı yapabilmeniz için ne bileyim aşağı yukarı bir 10-15 saat uçmanız lazım. Onun eğitim var. Bu eğitimleri verdiler bana. Benim de aslında havacılıkla ilk tanıştığım nokta odur. Ondan sonraki adım benim için pilotluk olmuştur. Evet, buradan da bir 14 dolu videoya bir uzanalım. Bu camiadan. Radyo kontrollü model uçak hobisine gönül verdiğim günden beri birçok şehirde birçok modelci arkadaşla birlikte uçma şansım oldu. Ve bunlardan biri de İzmir'di. İzmir tabii Türkiye'nin en güzel şehirlerden biri. Oradaki modelci arkadaşlarla beraber çok hoş günlerimiz oldu. Bunlardan çok değer verdiğim bir arkadaşım ise şu anda sizin konuğunuz. Sevgili Bekir Pakdemirli. Selamlar Bekir'cim, yanaklarından öpüyorum. Son zamanlarda seni pistlerde göremiyoruz, özlüyoruz ama biliyorum işin başından aşkın Orman Bakanı oldun. Allah yolunu açık etsin, kolaylıklar da versin. Gerçi kolay bir iş değil ama memleketimizin güzelliği, yeşilliği artık bundan sonra sana emanet. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar pistlerde de görüşüp beraber model uçurma şansımız olur. Sevgilerle. Murat abi seyrediyorsa buradan selam gönderelim. Ona da mahcubuz aslında. Beni çok da aramıştır İstanbul'da son dönemlerde. Bir türlü de yani denk fırsat gelemediniz. Olup denk gelip de bir şekilde bir araya gelemedik yani. Evet, Fuat Güner'e teşekkür ederiz bu katkılarından dolayı programımıza. Sağ olsunlar. Mahsur yoksa ellerinizi uzatabilir misiniz? Tabii, buyurun. Çifte saat. Nedendir bu? Bu saat bir yürüme bilekliği aslında, çok basit. Bir adım sayar, bir pedometre. Sadece cep telefonuyla senkronize oluyor. Basit bir versiyon seçmemin nedeniyle bir yıl boyunca şarj istemiyor. O yüzden çok basit. Yani kalp, başka herhangi bir şey ölçtüğü yok. Günde kaç adım attım onu ölçüyorum. Bu aslında bana bir disiplin de veriyor, yürümemi sağlıyor. Eğer adımlar eksikse gece bir şekilde ya evde veya evin dışında hızlı bir şekilde 10 bin adıma eğer tamamlayabilirsem daha rahat yatıyorum. Yani zihinsel anlamda hem kendimi rahatlatmış hem de yani fiziksel anlamda da ya ben bugün ev ödevimi yaptım, yeterince adım attım diyorum. Aslında işin insanın tabiatına baktığınız zaman da insanın tabiatı arabaya binmek, asansöre binmek, merdiven çıkmak başka bir şey değil. İnsanın tabiatı yürümek. Günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yürümek. Yani insan bunun için yaratılmış aslında. Ama biz tabii ki bugünkü şehir hayatının bize dayattığı şeylerden dolayı biz aslında bu günlük çok rutinde, çok rahat olabilecek bu 10 bin adım atamıyoruz. İşte bunu atmanın, kendimize hatırlatmanın sebebi diye. Her gün mutlaka uyuyor musunuz ona? Uyumaya çalışıyorum. En azından ay ortalamasını ona getirmeye çalışıyorum. Valla bravo. Yani son dönemde tabii ortalamam birkaç bin adım daha düştü yani. Doğal olarak. Doğal olarak. 16 nolu fotoğraflara gelelim. Kamuoyu pek bilmiyor ama siz aslında
de gerçi ipucunu verdiniz. Bu çiftlikten herhalde fotoğraflar olsa bu gerek. Bu çiftlikte bir kış temizliğinde bizim aşağıdaki depolar, zeytinyağı fabrikasının altındaki depolar. Bunlar da hep tabii hava çok soğuk. Gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Evet. Üzüm bağları falan. Bunlar bu, ilgileniyor musunuz? Bu üzüm bağı 24 Haziran seçimlerinin hemen ertesi günü. Sabah ilk programım çiftlik. Sonrasında tahmin ediyorum İstanbul'a gidiyorum ama bu ilk programda çiftliğe gidiyorum ve genelde de fotoğraf çektirmem ama yanımda olan arkadaşıma bir çek ve ondan sonra Facebook'a koydum. Herkes tabii ki seçimle ilgili mesajlar veriyor. Ben de vakit, çalışma vakti, vakit Türkiye vakti diye bir aslında bir şey yazdım, mesaj yazdım. O mesajın aslında özü ve anlamı şuydu. Seçim olmuştur. AK Parti kazanmıştır. Bugün ama herkesin işine dönüp zafer çığlıkları atmaktansa önünde ne iş varsa onu en iyi şekilde yapıyor olması lazım diye aslında bir özlü mesaj atmıştım. Sonrasında bana hep şey söylediler. Yani sen Tarım Bakanı olacağını biliyor muydun? İşte 25 Haziran'da böyle fotoğrafları yayınladın dediler. Aslında bilmiyordum işin doğrusu. Oraya birazdan geleceğim. Peki gelelim biraz iş hayatına. Bakanlıktan önce pek çok yerde çalıştım. Çok kısa özetleyeyim isterseniz. Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimciliğiniz var. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde yer alıyorsunuz. 7-8 tane şirket kurdum. Bunları evet. Birkaç tanesini başarılı olarak elden çıkardım. Belli bir değerle sattım. Devrettiniz. Devrettim. Bazıları başarısız oldu. Hayatta olduğu gibi bazıları başarılı oldu. Evet. Yöneticilik yaptık. İsimlerini veremeyeceğim. Rütük'ten parmak sallamamaları için geçiyorum. Üst düzey firmalarda yine yönetim kurulu üyelikleri. Yani Türkiye'nin ilk 10'unda, ilk 5'inde, evet. İlk 3'ünde olan firmaların birçoğunda yönetim kurulu üyeliği yaptım. İca kurulu üyelikleri yaptım. Yalnız bunların arasında dünyanın en büyük dondurulmuş ve işlenmiş patates üreticisi Kanada merkezi çok uluslu McCain Food şirketinde çalışmış olmanız bakanlık gelince biraz eleştirildi. Bir, bu eleştiriler için ne diyorsunuz? İki, orada ne yapıyordunuz? Şimdi tabii orada yani aşağı yukarı benim 15-20 yıla dair firma çok uluslu, global bir firma ama sahiplerini de tanırım. 15-20 yıla yakın bir tanışıklığım var ve bir dönemde de onların bordrolu çalışanıydım. Son dönemde de onlara danışmanlık yapıyordum. Ve 2013'ten itibaren de 2018 işte bakanlığı bitirene kadar da danışmanlığım devam etti. Danışmanlığım hem iş geliştirme hem Türkiye tarafı hem de yurt dışında özellikle Avrupa'da, Fransa'da belli fikirler vererek daha iyi hale getirmekti. Yani mesela çok basitinden bir tanesini anlatalım. Patates fiyatlarıyla ilgili yardım istediler. Yarınki patates fiyatlarını bilmek istiyoruz dediler. İyi dedim bakalım. Fransa'da bir tane istatistik modelleme firması buldum. Onlara dedim ki bir model geliştirin, yarınki fiyatları tahmin edelim. Şimdi medyada yarınki manşetleri biliyorsanız en büyük yönetici sizsiniz. Borsada yarınki fiyatları biliyorsanız en büyük borsacı sizsiniz. İşte döviz fiyatlarını biliyorsanız yarınki en büyük iş adamı sizsiniz. Yarınki eğer tarım alanında yarınki fiyatları biliyorsanız en doğru noktada sizsiniz. O anlamda oturduk ve o firma bir model çıkardı. Şöyle bir modeldi o. Tamamen meteoroloji verisine dayanıyor. Çünkü meteoroloji de ben şu an çok önemsiyorum ve konuşmalarımda sürekli bunları da beyanatlarımda bunları görürsünüz. Temmuz ayındaki sıcaklık, Eylül ayındaki yağış, Kasım ayındaki don, Mart ayındaki size şeyi veriyor. Fiyatı veriyor. Önümüzdeki Mart ayındaki fiyatı veriyor. Şimdi %70'ini sözleşmeli kontratla yapan üretimi bir firma düşünün ama %30'unu da free buy yani serbest pazardan alan bir firma. Ve onun yarınki fiyatını biliyor ve bugün kontrat yapmadan. Yani düşünün kazandığı parayı. Bunu üretici olarak düşünebilirsiniz, sanayici olarak düşünebilirsiniz. Yani bu tarz işler ve bu tarz faydalar da yani kıta Avrupa'sındaki firmaya da bu tarz faydalarım da oluyordu ama Türkiye'den çok ciddi anlamda da alımlar yapıp Türkiye'deki boş atıl kapasitesi olan dondurulmuş fabrikalarımızda birçoğundan private label dediğimiz yani özel markalarla ürettirip
bu firmanın satmış olduğu pazarlara da bu ürünlerin pazarlanması konusundaki organizasyonları yapıyordum. Eleştirilere ne diyorsunuz? Yani, ben bir girişimciyim, bir çalışanım ve bir hizmet satıyorum. Bağlamda bir profesyonel olarak mı bakıyorsunuz? Şimdi burada eleştirecek bir şey görmüyorum. Yani burada bir hizmet alışverişi var ve Kanada'da olan bu firmada çok mütevazi, çok düzgün insanların elinde olan ve yaklaşık 20 bin yanında çalışanı ve dünyanın bu konudaki en iyisi, en devi firmadır. Kişisel gelişim anlamında bana faydalı olduğu noktalara da olmuştur. Özellikle Bordeaux'da çalıştığım dönemlerde. Yani ekmeğini arayan her çalışan gibi herhangi bir yerde eğer ekmeğinizi alıyorsanız şey yapmayın. Yani bundan korkmanızı gerektirecek bir şey yok. Ha, çok muhalif bazı yazarlarımız işte patates lobisi işte şey yaptırdı, Tarım Bakanı yaptırdı. Dünyada böyle bir kimsenin de ne güç var. İnanın bu firmayı ben çok çok iyi tanıyorum. Ne haberleri oldu ben bakan olduğum zaman. Hatta meclisten çıktım yemin ediyorum. Oradaki firmanın CEO'su beni aradı. Bir şeyler anlatıyor bana. Dedim ki bir saniye dur dedim. O eskidendi. Bir saniye dur dedim. Hala anlatıyor. Dedim bir saniye dur. Hala anlatıyor. Dedim ki bak ben Tarım ve Orman Bakanı oldum dedim. Ne dedi? Nasıl yani? Tarım ve Orman Bakanı oldum dedim. Nasıl yani dedi? Vallahi Tarım ve Orman Bakanı oldum. Ya biliyor muydun dedi? Bilmiyordum dedi. Ve hemen şey yaptık. Yani bu firmanın politik, lobi ve bu konularda ne bir alakası vardır, ne bir haberleri vardır. İşini yapıp malını alıp satmak ve en iyi şekilde işini yapmak bu firmanın ana hedeflerinden biri. 150 tane ülkede operasyonu olan, Türkiye'de aslında benim sayemde belli önceliklere kavuşmuş bir ülkedir. Yani onun dışında hiçbir zaman böyle bir firmanın önceliğinde böyle bir şey yoktu. Asla bir lobisi yoktu. Ben bakan olduğumda haberlerinde kendilerinde zaten böyle bir haber yoktu. Benden öğrendiler. Bu AK Partili geleneğinde şunu bilirim, pek çok röportaj yaptım isimde. Ya yolda radyodan duyar bakan olduğunu, ya televizyonda işitir filan. Bu çok nadirdir yani. Siz şimdi bu son açıklamanız, Facebook'ta fotoğraflara koyup alta bir şeyler filan. Size nasıl geldi bu iş, çok özel değilse? Bir telefonla Ankara'ya bekleniyorsunuz, bakan oldunuz mu? Yoksa bir Ankara'ya gelir misiniz ile mi oldu? Bu iş hiçbir zaman telefonda söylenmez. Yani baştan önce şey yapalım. Ondan ama sizi ararlar. Yani Çeşme'de işte bir seçim döneminde ben... Oraya geleceğim. Bazı çalışmalarım da oldu. Yazlıkta terasta otururken telefonum çaldı. Sonradan fark ediyorum ki yani ben telefonda başka bir telefona yönlendirmişim ama... Takribi hangi gün? Şey yani 24 Haziran'dan ne kadar sonra? Hemen söyleyeyim, kabine açıklanmadan 24 saat önce. Bu çok iyi. Sonra telefonu 24 saat önce açtım baktım, Hasan Doğan, Sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalemi. Açtım hemen, buyur dedim, ne oldu dedim. Bir acil buraya gelir misin dedi. Ne kadar zaman? Yarım saat. Yarım saatte gelemem. Neredesin dedi. Çeşme'deyim dedi. Hangi Çeşme dedi. O da şey, intikal etmedi bir anda. İzmir Çeşme'deyim dedim. Eyvah ya, ne yapacağız? Hemen bu akşam gelebilir misin dedi. Ben hemen çok hızlı bir şekilde bir organizasyonla 4 saat içerisinde külliyenin kapısından girecek şekilde organize oldum. O 4 saatte zihninizden geçenler? Şimdi 24 saat öncesinde olduğu için, ben bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da söylediğim için 24 saat öncesinden olunca ya bu iş bakanlıkla ilgili olabilir. Çünkü diyelim kabine açıklanır. Salı günü Tayyip Bey sizi çağırabilir. Çarşamba günü çağırabilir. Bizim bir abi kardeş ilişkimiz her zaman vardı. Perşembe çağırabilir. Bunların hepsini farklı yorumlarsın ama 24 saat öncesinde olunca bunu da tahmini bakanlık ya, ben bu 4 saat merak ediyorum. Şu bakanlık olabilir, burası olabilir. Bütün bakanlıklar aslında aklımdan geçti, Tarım ve Orman Bakanlığı dışında. Bütün bakanlıklar aklımdan geçti. Çünkü aslında tabii baktığınız zaman çok yönlük var. İşte parakende sektörü var, finans sektörü var, ondan sonra teknoloji sektörü var.
işte pilotluk var, acaba ulaştırma mı dedim, şu mu dedim böyle. Yani insan tabii ki orada her şeyi düşünüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da ilk bunu dile getirdiği anda, ya ben dedim yolda her şeyi düşündüm, 4 saat önce olduğu için dedim, anladım zaten böyle bir şey olduğunu ama yani bu aklıma gelmemişti dedim. Gıda tarım duyunca bayağı şaşırdınız yani. Evet. Şimdi hep ya, baba nedeniyle siyasetin içindesiniz. 2010-2011 AK Parti'ye katılıyorsunuz aktif siyaset için. Milletvekili adayı da oluyorsunuz ama az bir farkla da kaybediyorsunuz. Kaybedince ne hisseder siyasetçi? Olmadı. Az bir oyla vekillik tutmadı. Şimdi 2011'de 6. sıraya yazdılar beni. İzmir'den. Sayın şimdiki meclis başkanımız Binali Yıldırım'la aynı bölgeden ve birlikte çalışmaya da başladık. Ve o dönemde de yani çok keyifli bir birlikte zaman geçtik ve birbirimize tanıma fırsatı oldu. 35 projeyi de bir kısmını bizim evin bodrum katında yazma fırsatımız oldu. Evin bodrum katında U düzeni masalar yaptık, projektörü koyduk. Sebebi de şu, rahat bırakmıyorlardı Binali Bey. Onu rahat bırakmayınca dedim ki ya bizim eve kaçalım. Bizim evde projektör var. Biz de işte çay çorba bu işleri de ayarlarız. Birkaç gün boyunca bizim evin bodrum katında bu işleri çalıştık. Ve 35 proje kitabına da benim İzmir yönünden belli katkılarım oldu o dönemde. Tabii ne hissediyorsunuz kaybettiğiniz zaman? Ben bir gün kaybedeceğim diye bakmadım işe. Aslında sonuna kadar, son gün, son dakika, son saate kadar ben kazanacağım gözüyle baktım. Özellikle böyle kritik konumlarda kendinizi ya kaybedeceğim diye şey yaparsanız motivasyonunuz düşer. Ben o motivasyonumu hiç düşürmeden son gün son saate kadar kazanacağım. Tabii ki kazanamadığınız anda da bir hayal kırıklığı doğuyor. Gene rahmetli beni 11.30-12'ye doğru aradı gece. Televizyonlar, yerel televizyonlar yayınlıyor işte. Bir giriyorum bir çıkıyorum, bir giriyorum bir çıkıyorum. 6.500 oy yani toplam 2.5 milyonun olduğu oyun olduğu yerde 6.500 oy aslında hiçbir şey değil. İşte ismim bir çıkıyor seçildi, bir çıkmıyor falan. Babam şöyle dedi telefona, ben bir matematik hesabı yaptım, çıkmanın mümkünatı yok dedi. Bu arayı farkı kapatamıyorsun ve farkın açılıyor artık dedi. Git istersen yat dedi. İşte gece 12.1'i geçiyordu herhalde, yavaş yavaş eve gittim yattım. Tahmin ediyorum o gece üzgündüm. Yani kolay bir gece değildi. Ama sabah kalktığımda rahattım. Hemen meclis başkanımızı aradım. Dedim programınız nedir? İlçelere gezeceğim dedi. Benimle gelir misin dedi. Tabii ki gelirim dedim. Ve gittik beraber ilçelere gezdik. Evet. Şöyle yapalım mı? Ve sonrasında az önce sözünü ettiğiniz ve bizim de merak ettiğimiz nasıl oldu bakanlık işi meselesi. Şöyle yapalım, bir araya gidelim. Şu ana kadar birazcık bir vesile bir kez daha rahmetle alalım. Ekrem Pakdemirli'yi konuştuk. Ve sonrasında Sayın Bakan'ı ağırladık. Ve onu dediğim gibi kabinenin yeni isimlerinden ki kabinede eski diyebileceğimiz ya da şimdi kabineye göre daha eski diyebileceğimiz birkaç isimin dışında pek çok isim öyle. Bunları konuştuk. Şimdi bir araya gidelim, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tabii ben Sayın Bakan'ın yayın konuğum olduğunu söylediğim andan itibaren deyim yerindeyse yağdırıyorsunuz soruları. Bunların hepsine vakit ayırırız ayırmayız buna bakacağız. Fakat burada önemli olan öncelikli olan Sayın Bakan'ın işte Temmuz desek Ağustos, Eylül, Ekim 3-4 aylık zaman zarfında işte Sayın Bakan'dan da önce biz et konuşuyorduk. Zira bizim en gündelik hayatımıza direkt dokunan bir mesele. Misal işte ekmek fiyatları konuşuyorduk, zaman zaman speküle edildi. Bu ekonomik dalgalanmada ithal un meselesini konuştuk. Yahu Allah Allah bizim bu kadar dışarıdan buğday ithal etmeye getiren sebepler filan. Dolayısıyla bu 3-4 aylık zaman dilimine takdir edersiniz ki birazcık da siyasetle ilgilenen herkes için söyleyelim. Neler sığmış Sayın Bakan bu 3-4 aylık zaman diliminde Tarım ve Orman Bakanlığı üzerinden nasıl bir perspektif çiziyor? Gelip kucağında bulduğu sorunlar için acil çözüm tedbirleri noktasında neler yapılmış?
bunlara bakacağız. Yani birinci bölümden sonra ikinci bölümde biraz daha Tarım ve Orman Bakanlığı'na ineceğiz. Bu 3-4 aylık performansa bakacağız. Ama bütün bunların hepsinin öncesinde kısa bir araya gideceğiz. Evet, kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Az önce de ufaktan ipucunu verdim ama sonra sosyal medyada beni linç etmeyin. Bizim sorularımızı niye sormadınız? Biz burada önce bir kamuyu, geneli, çoğunu ilgilendiren meselelerle bir girelim. Araya gitmeden önce de söylemiştim. Gündelik hayatımıza dokunan işte etti, süttü, efendim fındıktı, fıstıktı, ekmekti gibi meselelerle bir girelim isterim. Hem Sayın Bakan'ın bu 3-4 aylık zaman diliminde geldiniz, her türlü bakanlığı beklerken hiç beklemediğiniz bir bakanlıkla karşılaşınca hani insan, sözünüzü ben de müsaadenizle çok yerde referansla kullanacağım. Hayatta her şey bir şey içinmiş. Evet. Ya o kadar şey yaptık, tarım, gıda, hani evet bir çiftlik var, üzüm, bağcılık, zeytincilik ama tarım ve orman yani bu başka bir şey. Ve geldiniz, siyasetle de ilgilendiğiniz için televizyonlardan işte et yetmiyor, ziyeri geliyor, kokoreç bulamıyoruz filan gibi meselelerden sonra oturdunuz masaya ve bismillah neyle karşılaştınız, ne buldunuz kucağınızda? Şimdi tabii ki gene yani kabine görevinin verildiği akşama dönelim. Lütfen. Yani tarımın içinden bir insan olarak Sayın Cumhurbaşkanımız bu görevi teklif ettiği zaman ben dedim onurla kabul ederim. Ve ikinci defa bu aileye kamuya hizmet nasip oluyor. Ben sizin, başta sizin ve milletimin emrindeyim dedim. Böyle bir cevabım oldu. Tabii ki tarım ve orman yani tarım ve ormanın problemlerini aslında ikiye ayırmak lazım dedim Sayın Cumhurbaşkanımız orada. Dedim ki bazıları kolay halledilecek, bazıları da yapısal problemler. Yapısal problemlerle ilgili hep birlikte sabırlı olmamız gerekiyor. Doğru adımları atarız. Doğru iş planını koyarız ve en hızlı bir şekilde bunları çözeriz diye bir söylemim oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da tabii dedi, haklısın dedi. Yani yapısal problemlerin zamana ihtiyacı var ama kolay çözeceklerin hepsini yaparız dedi. Ve özellikle de bunda bir motto oluşturdum bakanlığa gider gitmez. Zoru hemen yapacağız, imkansız biraz zaman alır dedim. Çünkü bugün hakikaten bazı zor görünen problemlerin aslında çözümlerinin de çok aşırı da zor olmadığını ama yapısal problemlerin de zamana yayılması gerektiğini de herkes farkında. O yapısal sorunların başına ne geliyor? Türkiye için şu şimdi 100 yıla dayalı bir sorundur, 50 yıla dayalı bir sorundur. Bugünden yapacağımız çok fazla bir şey yok. Biraz uzun vadelidir. Şimdi dediğiniz. Yönetim aslında her yerde aynı. Eğer yönetmeyi biliyorsanız gerisinin çok bir önemi yok. Bizim Türkiye sınırlı kaynaklar, sınırlı bir toprak yapımız var. Bunun belli bir alanı sulanıyor, belli bir alanı sulanmıyor. Ve sınırlı kaynakların içerisine siz belli miktarda üretim yapabilirsiniz. Türkiye eğer ben her şeyi kendi kendime üreteceğim derse, Türkiye'nin toprakları yetmiyor. Elimize kılıcı çekip başka toprakları almamız lazım. Fethe çıkmamız lazım. Ecdadımız gibi. O yüzden Türkiye için stratejik önemi olan kamuoya hassasiyeti olan bazı şeyler. Hububat, buğday, arpa. Buralarda kendi kendine yetelim. Et, kırmızı et, kamuoya hassasiyeti var. Buralarda kendi kendine yetelim. Ama her şeyde kendi kendine yeteceğiz diye bir şey yok. Önemli olan bu topraklardan, bize ait olan bu topraklardan maksimum ürünü ve maksimum verimliliği almamız lazım. Bir de yani ne ürünü ürettiğine bak. 1000 kilo buğday mı üretmek lazım yoksa 1000 kilo zeytin mi üretmek lazım? Yani misalen söylüyorum. Yani değer olarak ve karlılık olarak ve değer zinciri olarak veya pamuk mu üretmek lazım üstünüzdeki gömleği yapmak için? Değer zinciri olarak bize en fazla ne getiriyorsa oralara daha çok konsantre olmak lazım. Ama burada tabii ki ana amaç ithalatın fazla olduğu tarım ürünlerine biraz daha fazla destekler anlamında ateş etmek diyelim. Yani destekler anlamında onları desteklemek. İhracat tarafında olanlara da çok fazla destek vermeden bu işi bir dengeye götürmek, kendi kendine yeterliğe doğru yavaş yavaş gitmek. Ama
kendi kendine yeterlilikten önce Türkiye'nin hasılasını yükseltmek gibi bir hedefi olmalıdır. Türkiye'nin tarımsal hasılasını yükseltmesi lazım. Bunu da en karlı ürünlerle hem birim üretimini arttırması hem de karlılığını arttırarak gitmesi gerekir diye düşünüyorum. Ve doyurarak ve satarak. Tabii. Olarak da tarif edebiliriz. Geldiğinizde bakanlığa gelip oturduğunuzda evet zor kolay diğerleri evet. biraz zaman alacak belki ama belki etle ilgili bir şey söyleyebilirim. Tam oraya geleceğim. İlk gördüğünüz şey ya ilk masaya oturduğunuzda ilk sorun et miydi? Yani et tabii ki bugün itibariyle sorun ediliyor. Et üretimiyle ilgili. Oraya gelmeden. İzlerken daha bakan olmadan izlerken daha ve gelip bu 3-4 aylık tecrübeden sonra yani etle sadece yemek noktasında teması olan insanlar adına soruyorum. Niye biz sürekli bir pahalı et, ucuz et tartışması yaşadık? Kabaca anlayacağım şekilde. Şimdi tarımın 4-5 tane majör problemi var. Bunlardan bir tanesi de planlama. İyi bir planlama yapılıyor. Aslında Avrupa'da daha sağda birinciyiz ama. Eksik olan taraflarımız da var. Şimdi kırmızı et üretiminde 2002'de 329 bin tondaymışız. 2017'de 1 milyon tona yaklaşmışız. Üretiminde. Üretiminde. Yani %168 yani 2,68 kat bunu arttırmışız. Şimdi burada bir başarı yoktur demek yanlış. Ben zaten hiçbir yerde gittim yöneticiliklerde de ben enkaz devraldım demedim. Evet. Her zaman dedim ki meşhur mutlumuz. Benden öncekiler iyi iş yapmıştır. Gelişime açık alanlar var mıdır? Tabii ki bugün vardır. Geçmiş başarı geleceğin garantisi midir? Asla garantisi değildir. Ama benden önce bir başarı vardır. Yani bu başarı da 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle 2018'e kadar et üretiminde 2,68 kat artış sağlanmıştır. Hı-hı. Peki kardeşim niye ithal bağımlısınız diyeceksiniz. Evet, yetmiyor mu? Vatandaşımız 6 kilo et yiyormuş. Ben geldim 2002'de. Bugün 15 kilo et yiyor bir yılda. 2002'de 6 kilo yiyor. Adam başı her vatandaşımız bir yıl içerisinde 6 kilogram et tüketiyormuş. Aha. Sayın Cumhurbaşkanımız da geçen haftalarda grup toplantısında dedi ki refah arttı, insanlar 15 kilo çıktı. Yalan mı bu? Sonra muhalefet bunu eleştirmeye kalkıyor. Yok, son derece doğru. Türkiye'nin refah artmıştır. 6 kilodan 15 kilo çıkmıştır. Bunu anlaşılması açısından bayramlarda İstanbul boşalamıyor bir türlü. Çünkü araba evet. çoğalıyor. Metaforlu anlamak evet. gibi bir şey olsa gerek. Peki elimizdeki malzeme, mal diyelim yani hayvanların üretimiyle niye ithal ediyoruz sorusuna cevap bulmak adına soruyorum. Bizim tüketimimiz arttığı için mi ithal etmek durumunda kalıyoruz? Tabii ki 6 kilo et tüketen bir toplum 15 kilo et tüketmeye başladığı zaman siz %168 ile üretiminizi arttırsanız burada bir kısa yani kalmış bir planlamada kısa kalmış olabilirsiniz. Bizim aslında planlarken de belki şu hatayı yapmışız. Et ve sütü bir arada düşünmüşüz. Süt biraz fazladır, bizde et biraz eksiktir. Yani aslında bunu yıllar içerisinde dengeye koymamız gerekiyor. Bununla ilgili iş planımızı ve tedbirlerimizi aldık. Önümüzdeki günlerde de zaten tarımın 5 yıllık iş planını lansmanı yapıyor olacağız. Bunun alt planlarında bundan nasıl kurtulacağımızı 2020'de, 2021'de hangi noktalarda olacağımıza dair Tarım Orman Bakanlığı'nın taahhütlerini hem bir basın lansmanına çıkacağız hem de internet sitemize koyacağız. Diyeceğiz ki yıllara göre bizi bunlarla değerlendirin. Çünkü özel sektör devlet arasındaki tek gördüğüm farklı biraz daha yani hedeflere koşma konusunda devlet çalışanların, bürokratlarının biraz daha motive edilmesi gerekiyor. Bu anlamda da şimdi biz her bölümden, her genel müdürümden hedeflerini istedim. Bunlardan doğru olanları, ya dedim ki bak bunu daha fazla arttıralım, daha fazla düşürelim. Mesela balıkçılıkla ilgili 1 milyar dolar ihracatımız var. Ve 2023 hedefini tutmuş yegane ender hedeflerden bir tanesi. 2023 hedefi 1 milyar dolardır. Ben dedim ki 2023'e yeni hedef koyuyoruz. 2 milyar dolar dedim. Ya biraz şaşırdı filan ama baktım ondan sonra genel müdürüm raya girdi ve dedi ki tamam biz dedi bunu 2 milyar dolar yaparız. O zaman dedim 280 bin tonluk üretimi 600 bin tonu çıkartacağız ve bununla ilgili iş planını koyalım. Yani biraz daha devlette rakamlarla iş yapmak bizim çok için önemli. Burada bu yeni dönemde o yüzden biz de her şeyi açıklayacağız ve bu rakamlara koşuyoruz diyeceğiz ve kimseyi de hiçbir bürokratımızda kara kaşı, kara gözü iyiydi, kötüydü değil.
rakamlarla ve hedeflerle değerlendiriyor oluyor. Bizimle birlikte bu yeni dönemde özellikle başkanlık sisteminin yeni açıklandığı ve başkan yeni bir Türkiye yaşadığımız dönemde bizle birlikte aynı doğrultuda koşan, aynı hedeflere bakan bürokratlarımızla sonuna kadar ben de arkalarında olacağım. Hep beraber. Bürokrasiye verelim şimdi mesaj olarak algılandı. Algıladım ben de. Ben de tam evet. Sorun burayla alakalıydı. Herhangi bir devlet memuru, bürokrat arkadaşım yanlış anlamazsa, hani meşhur söylenen bir bürokratik ağırlık dan bahsedilir ve sizler gibi işte özel sektörden gelen insan bu bakanlıklara geldiğinde şöyle bir şaia ya da şöyle bir söylenti var idi. Özel sektörde talimat verirsiniz, çat çat sonuç istersiniz, ay sonu raporları filan. Burası başka bir yerdir. Hoş, siz siyasetin içinde büyüdünüz, bürokrasiyi bilirsiniz filan ama bununla sonuç alabileceğini düşünüyor musunuz? Zira hani işten çıkarmak özel sektörde kolaydır ama bürokrasi de o kadar kolay değildir falan. Bu ilk başta bir ürküttü mü sizi? Şimdi tabii ki burası farklı bir ortam. Yani özel sektör gibi, özel sektörde çok daha rahat netice alıyorsunuz. Aslında temel bakış açısı şu. Bürokrat da sizle aynı yöne bakıyor. Ama zaman aralığı sizden çok daha geniş. Bürokratın zaman aralığı 40 yıl. Siyasetçinin zaman aralığı 5 yıl. Doğru. O da diyor ki ya tamam ben bu işleri yaparım ama devletin de bir duruşu, bir vakur duruşu var. Bunu da sürekli işte her siyasetçi geldiğinde değiştirmesin. Yani bizim de gittiğimiz bir yol var. Bu yoldan da vazgeçmeyelim gibi bir duruş olabiliyor. Ama bunu ama öyle ama böyle yıkmamız gerekiyor. Yani ben arkadaşlara hep şunu söylüyorum. Ben diyorum ki devletten ilk defa maaş alıyorum. Ve kendimi çok sorumlu hissediyorum ve uyuyamıyorum. Devletten maaş almak farklı. Hakikaten farklı bir şey. Yani ben odamda bir ampulü bile değiştirmedim. Bakanlıktan beri. Bir ampulü dahi değiştirmedim. Özel sektörde olsaydık belki ya gidin şuraları yıkın, yeniden yapın, şunları yapın diyebilirsiniz ama devlet farklı bir şey. Yani 80 milyonun hakkının olduğu bir yerde bizim ama siyasetçi, ama bürokrat, ama çalışan, ama kapıdaki güvenlik bunun bilinciyle çalışıyor olmamız lazım diye düşünüyorum. İnşallah. Gelelim tekrar meselemize. Et meselesinde evet. Anladığımız şu. Üretim çok artmıştır ama şu an bugün tüketime yetmiyor. Şimdi arada ben söylüyorum. Beyanatlarımda da belki görürsünüz. Diyorum kardeşim et yemeyin. Ya, ne diyor bu Tarım Bakanı falan diyorlar. Hoppala falan. Ama Tarım Bakanı eğer gıdadan sorumluysa ki gıda bizim en baş şeyler. Tamam. Doğru diyetten de sorumludur. Sağlık Bakanı değilsin sen. Tabii ki Sağlık Bakanı değilim ama doğru diyeti de vatandaşı yönlendirmek ve bununla ilgili kamu spotları da çalışıyoruz. Doğru diyet ne? Türkiye'nin toplam protein üretimi açısından hiçbir eksiği yok, çok fazlası var. Balıkta $1 milyar ihracat var. Kanatlı da yani. Tavuk etinde $400 milyon ihracatımız var. Bugün etle ilgili, kırmızı etle ilgili tüketim alışkanlıklarımızın bir kısmını eğer tavuk etine, hindi etine, balığa kaydırsak Türkiye'nin herhangi bir problemi yok. Zaten üretimi de arttırmış. O anlamda yani bugün de mesela bir Ankara'da da balık yenir diye bir şeyin içerisindeydik. Aktivitenin içerisindeydik ve gittik hep beraber vatandaşa balık dağıttık. Bizim daha fazla balık tüketmemiz. Balık tüketimimiz 2002'den bu yana bakın Türkiye zenginleştiği halde balık tüketimimiz azalmış. O zaman 2002'de 6 kilo yeniyormuş, şimdi 5 kilo yeniyor. Parayı kırmızı ete gömmüşüz yani. Parayı kırmızı ete gömüyoruz. Yani demek ki tandır kebabını seviyoruz, diğer kebapları seviyoruz. Yani bunların hepsi güzel. Tabii ki eti de yiyeceğiz, hepsini yiyeceğiz ama bunların hepsini diyet dediğimiz günlük yediğimiz şeylerin içerisinde orantılı bir şekilde dağıtmamız lazım. Şimdi ben tabii ki zaman zaman durağan bir hayat şey yapıyoruz ve yeme içme ortamlarının içinde bulunduğum için zaman zaman kilo aldığım dönemler de olabiliyor. Herhangi bir diyetisyene gittiğin zaman diyetisyen diyor ki akşam yemeğinde 300 gram balık yiyebilirsin. Ama 300 gram et hiçbir diyetisyen size vermez. En fazla vereceği 80 gramdır. En fazla vereceği 100 gramdır. Veya işte iki top köfte yiyeceksin derler. Böyle verirler. Yani balık mesela çok sağlıklı. Bizim tercihlerimiz biraz bu yani bu tarafa doğru da kaydırmamız lazım diye düşünüyorum. Hem sağlık hem biraz etin kırmızı etinden gelmek için. Bununla ilgili kamu spotları da hazırlıyoruz.
Yakın bir zamanda işte tercihlerin değişimiyle ilgili de şey yapacağız. Bu bizi belki 2021'de et ithalat hedefini tamamen bertaraf etmeden daha erken bir zamana da çekebilir. Bu tercihteki değişiklikler, ama tercihlerdeki değişiklikleri ben sağlık için de öneriyorum. Yani hangi doktora sorularsa sorsunlar. Yani doğru. Yani her şöyle bir amiyane tabir var. Yani 40'ına kadar kuzu yiyeceksin diyorlar. Ama 40'ından sonra da kuzunun yedeni yiyeceksin diyorlar. Doğru. O zaman belki kuzunun yedini yemeyip belki balık falan yemek lazım. Biraz doğru. Daha sağlıklı tarafa doğru gitmek lazım. Şimdi bu ekonomik dalgalanma sürecinde biz bir de şunu konuştuk. Buğday filan meselesine geleceğim. Ya buğday ithal eden ülke haline döndük. Vah, nerede eski bayramlar gibi, nerede bizim eski günlerimiz. Bu da bu nüfus artışı ve köyden kente göçüşle alakalı bir durum mudur? Tarımsal hasıla noktasında niye bunu konuşur olduk? Ve ikinci devamında bir soru olarak, bu dalgalanmadan sonra biz... evet, yerli ve milli efendim daha çok kendi tohumunu, kendi işte buğdayını, kendi pamuğunu üretecek bir hale mi dönüşeceğiz? Hiç alakası yok. Zira aynı et meselesinde olduğu gibi bizim topraklarımızın verimliliği belli kardeşim. Buğdayın bir kısmını maalesef ithal etmek durumunda mıyız? Çok mu uzattım soruyu? Yani eğer buğday üzerinde konuşuyorsak, Türkiye buğday açısından... Üretim ve tüketim açısından kendi kendine yeterli bir ülkedir. Bilindiğinin aksine yapılmış olan ithalat, Türkiye'deki makarna fabrikaları, un fabrikalarını çalıştırmak ve tek onlara ihracat yaptırmak maksadıyla dahilde işlem rejimiyle ithal edilen ve ihraç edilen maldan oluşur. Yani Türkiye buğday üretiminde kendi kendine yeterli nadir ülkelerden bir tanesidir. Doğru ya, bu makarna gökten gelmiyor, o da buğday. Bu makarna gökten gelmiyor. Yani... Kendi kendine yeterlilik konusunun üstünü bir, yani altını ve üstünü bir daha çizmek isterim. Kendi kendine yeterlilik evet güzeldir. Ama kendi kendine yeterlilik bugünkü itibariyle toprakları ve sulanabilir alanlara baktığımız zaman Türkiye'nin kendi kendine yeterliliği yok. Türkiye o kendi kendine yeterlidir dendiği zamanlarda bile ithalat yapılıyordu 80'li yıllarda. Ki o zamanlarda yani 50-55 milyon nüfusla karşı karşıyaydık. Bunu da unutmayalım. Dünya ile ilgili genel bir perspektif çizecek olursak 2050 yılında dünya nüfusu 9,5 milyar insan. Dünyada bugün kentleşme %55 ama %70'in üzerinde bir kentleşme olacak. Ve dünyada bugün 6 trilyon kilokalori gıda üretiliyor. 9 trilyon kilokalori gıdaya ihtiyacımız var. Yani bir yandan köyden kente göçle mücadele ederken bir yandan da gıda üretimini arttırmamız lazım. Bu hakikaten zor bir matematik. Dünya için bir zor bir matematik, Türkiye için bir zor matematik. İşte iklimlerin değiştiğini düşünün. Çölleşmenin arttığı bir dünyayı düşünün. Yağışın azaldığı bir dünyayı düşünün. Ve kalabalıklaşan ve isteklere daha artan ve refaha daha artan bir dünyayı düşünün. Hala önemli bir israf var dünyada. Her üretilen 3 gıda maddesinden bir tanesi atılıyor ve atıldığı dönemde de %40'ı aslında bunların yenilebilir durumda. Yani ciddi bir israfımız da var. Bütün bunlara karşı tüm dünyanın mücadele etmesi lazım. Bunu sadece devlet olmaz. Yani küresel olarak hep beraber bir araya gelip uluslararası organizasyonlarla Türkiye devleti, STK'ları, vatandaşları hepimizin üstüne düşen şeyler var. Yani bir defa evlerde şu israfı kaldıracağız. Yani ben özel hayatımda, evlilik hayatımda eşimle hiç kavga etmemişimdir. Tek evde kavga ettiğimiz konu israftır. Eğer bir şeyin atıldığını görürsem çok kızarım. Eğer bir şey atıyorlarsa bile benden gizli atıyorlardır. Çünkü bir şeyin atıldığını görürsem hakikaten üzülürüm ve şey yaparım. Çünkü yani onu alamayacak derecede aç olan insanların varlığından her zaman haberdar oldum. Ve hep onları düşündüm. Yani bu anlamda israfa, bu ekmek israfına, yiyecek israfına mutlaka bir çare bulmamız lazım. Bunlarla ilgili de yakında kamu spotları ve yeni kampanyalarımız olacak. Yani israf üzerinden... israfı bir miktar belli bir noktaya getirebilirsek, onu minimize edebilirsek, yani Türkiye'nin de gıda probleminin önüne geçebiliyoruz. Ama Türkiye'de de bir ev ödevi var. Bu ev ödevi de en az %50 tarımsal hasılı arttırmaya gerektiriyor. Bugünkü toprak yapımız ve şeylere baktığımız zaman bu %50 yapmak çok planlı, programlı ve optimizasyonlu bir üretim gerektiriyor ve buraya doğru koşmamız gerekiyor. Bir yandan da işte tabii köyden kente genç, aile işletmelerini de muhafaza edeceğiz, edebildiğimiz kadar. Ama diğer yandan da tarımı daha çok mekanize ve daha çok teknoloji kullanır hale getirmemiz gerekiyor.
Türkiye'nin geleceğinde gün gelecek kız babaları, yani nerede söylemişlerdi bu laf bana, kızlarını evlendirecek çiftçi arayacaklar diye bir şey duymuşum. Bunu şu anlamda bir şeydi. Gelecekte çiftçilik inanılmaz kıymetli bir şey olacak. Bu gidişle diye. Bu perspektifi... Bu perspektifte bence öyle olacak. Ben Davos toplantılarına gittim. Davos toplantılarında şunu söylediler. Dünyanın en zengin firması 2030'lu yıllarda, bugün henüz kurulmamış. Ancak uzaktan eğitim veren bir eğitim firması olacak. Henüz ismi olmayan bir firma dediler. İkinci en büyük koydukları perspektifte dünyanın en zengin firmalarından bir tanesi de tarım ürünleri ve gıda üretimi üzerine bir firma olacak dediler. Yani bunun anlamı dünyayı doyuran ülke dünyanın lideri olacak demektir. O yüzden tarım eşittir veya tarım büyüktür savunma sanayi diye ben çok üzerine basa basa bunu söylüyorum. Çünkü gerçekten füzeleriniz olabilir, her türlü teknolojiniz olabilir, uçaklarınız olabilir, helikopterleriniz olabilir, hatta uzay mekiğiniz olabilir. Ama yiyecek ekmeğiniz yoksa bunları ısırıp yiyemezsiniz. Aynen. O yüzden yani gıda özgüvenliği yani ülkenin en stratejik konularından bir tanesidir. Geçen gün Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri bana ziyarete geldi. Dedim ki bizim Tarım ve Orman Bakanı olarak gelip sizde mutlaka şey yapmamız lazım. Sunum yapmamız lazım. Ve kendimizi anlatmamız lazım. Çünkü bu bir milli güvenlik konusudur dedim. Ve o da hemfikir kaldı. Doğru dedi. Biz bu konularda şey yapalım, beyefendiye sunalım ve sizi de bir gün Milli Güvenlik Kurulu'na davet edelim. Gıda özgüvenliği açısından dedi. Yani yerli ve milli silahlarımızı yaparken dediğiniz gibi bir zamanlar onu kullanacak arkadaşlarımızın, vatandaşımızın, askerimizin de açlığını, tokluğunu konuşalım. Bir şey daha. Bu tarımsal çalışmalarda bir yurt dışına açılmamız, bir Sudan meselemiz var. Biz Sudan'da bir arazi tahsis ediyoruz. Bu Sudan'daki araziyle bizim buradaki yiyeceğimiz ekmek arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi tabii şu var. Yani önümüzdeki yıllarda kuraklık olabilir diyoruz. İşte Hazreti Yusuf, yani tarihte okuyoruz. 7 yıl kuraklık üst üste şu bu filan. Yani bunlar olmayacak diye bir şey yok. Türkiye'de ciddi bir kuraklık olabilir yani. Tek bir coğrafyaya da gıda özgüvenliğinizi bağlamamanız gerekiyor. Nitekim Çin, Fransa, İngiltere, ABD, Afrika'dan ve diğer ülke, diğer kıtalardan ya toprak kiralıyorlar ya paralar verip, büyük paralar verip toprak satılıp orada tarım yapıyorlar ve tarım yaptırıyorlar. Şimdi bunların hepsi yapılırken bizim bir şekilde Afrika'ya açılan bir kapıya ihtiyacımız vardı zaten. Bu da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın iyi ilişkileri, Elbeşir'le olan ilişkileri, Sudan lideriyle olan iyi ilişkilerinden dolayı zamanında atılmış bir adım vardı. Biz bir Sudan ziyareti yaptık. Henüz bize tahsis edilmemişti. 780 bin hektar alan, şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin toplam sulanabilir alanı %10'a kadar bir alanda bize tahsis edildi. Yani Türkiye'nin hasılasını %10 arttırabiliriz. O anlamda söylüyorum. Biz bunu yerli iş adamlarımıza açacağız. Bu arazi için parsel parsel biz bu tahsisli araziyi kiralayacağız. Yerli iş adamlarımıza gelin burada üretim yapın diyeceğiz. Yani Türk iş adamı gidecek Sudan'da, orada Sudan'da buğday üretecek. Diyelim buğday üretecek. Bu buğdayı ne yapacak? Aha. Ya Türkiye'ye gönderecek. Ya Sudan'da satacak. Ya da üçüncü ülkelere satacak. Her halükarda yani bunun parası Türkiye ekonomisine gelecek. Ve Türkiye'nin de bir gıda az güvenliği açısından bir noktadan sigortası olacak. Yani şimdi bunu muhalefet, özellikle CHP eleştiriyor. Eleştirdiğini gördüm ama diğer ülkeler bunu yaparken ne işiniz var diyorlar. Çin'in ne işi var o zaman? Fransa'nın ne işi var? ABD'nin ne işi var? İngiltere'nin ne işi var? Yani bugün Türkiye'de oturup da 2100'lere doğru giderken 21. yüzyılda Türkiye sadece kendi sınırları içerisinde bakan bir ülke olmaz. Sınırlarından da öteye ufka bakan bir ülke olmak durumundadır. Bir de bu kadar kendi kendine yettiği gibi işte 4 milyon küsur misafirleri de olan, ondan sonra bir şeyden bahsediyoruz, bir nüfustan. Bu şey meselesi, arazi meselesi deyince hazine arazilerinin bir çiftçilere kiraya açılma meselesinde çiftçiler nasıl bir ilgi alaka gösterdi? Bugüne kadar 80 bin kişi başvurdu. 220 bin kişi ilgilendiriyor aslında. Ben buradan da çağrı yapıyorum. Hazine arazilerinin kiralanması konusunda mutlaka başvurusuna. Başvurular Çevre Bakanlığımıza yapılıyor. Çevre Bakanlığımıza yaptığımız ortak bir projedir bu. Şöyle ki,
hazine arazilerine ecrimisil ödeyerek kullanıyorlardı. Ama hazine arazilerine ecrimisil ödeyen çiftçimiz, vatandaşımız ÇKS çiftçi kayıt sistemine kayıt olamıyorlardı. Çünkü çiftçi kayıt sistemine kayıt için ya mülkiyet arıyoruz ya da kira sözleşmesi arıyoruz. İkisi de olmadığı için, ecrimisilde böyle bir sistem olmadığı için ÇKS kaydı yaptıramıyorlardı. Dolayısıyla desteklerden faydalanamıyorlardı. Desteklerden de faydalanamadıkları için yapmış oldukları üretimde belki ölçüyü yakalayamıyorlardı. Diyelim ki bir örnek çiftçiye verelim. Bir örnek çiftçi eğer 100 lira ödüyorsa ecrimisiyle, bugün dedik ki 50 lira ödeyeceksin artık. 50 lira ödemeye başlıyor. Ama daha önce 100 lira öderken ÇKS kaydı, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı değildi. Şimdi çiftçi kayıt sistemine de kayıtlı. 62,5 lira da çiftçi kayıt sisteminden destek alıyor. Aslında bu 50 lirayı da ödemiyor. 12,5 lira cebine girmiş oluyor. Yani başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında cebine 112,5 lira farklı bir para girmiş oluyor. Bana göre başkanlık sisteminin en güzel ilk meyvelerinden bir tanesi diyelim. Yani çiftçi kayıt sistemi. Çünkü azalan bakanlıkların koordinasyonun artması ve bu koordinasyona doğurduğu işte çiftçimize, üreticimize bir hediye diye düşünüyorum ben bunu. Çok uzun zamandır çözülememiş bir probleme hızlı bir şekilde Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte el attık ve bunu çözdük diye düşünüyorum. Buradan da çağrı yapıyorum. Henüz 220 bin sayısına ulaşmamıza zaman var. Tahmin ediyorum 150 bin civarında yani bir başvuru olacak diye düşünüyorum burada. Şu an 80 bindeyiz. Yani bunu mutlaka üreticilerimizin değerlendirmesi. Çünkü ÇKS kayıtları ve çok ciddi bir şekilde işin mali boyutunda da bir faydaları olduğunu buradan tekrar hatırlatalım. Gelecek perspektifi yaparsak eğer, acil ve ibedi Sudan'da ve burada işte hazineli arazilerin aşıldığı noktada hayvana ve kırmızı ete, buğdaya, pamuğa neye ibedi ihtiyacımız var ya da neye hızlıca yatırımına ihtiyacımız var? Bunu çiftçiler adına soruyorum ya da işte bu işlere giren, bu sahaya giren insanlar adına soruyorum. Yatırımcılar adına soruyorum. Yani sonuçta her şey piyasada arz ve talep dengesiyle oluşur. Eğer talep varsa arz bir şekilde bunu mutlaka yakalar. Ha, bazı dönemlerde kısa kalabilir, bazı dönemlerde fazla olabilir ama arz ve talep dengesi sizi mutlaka gitmeniz gereken yere götürür. Yani bugün et ihtiyacınız varsa birileri bu piyasaya girer ve bu piyasayı doldurur. Siz sadece izleyici ve regüle edici kuruluşlar olarak doğru adımlar atılmasını sağladığınıza eminseniz piyasa zaten kendi kendine buradaki ihtiyaçları karşılar ve belli bir noktaya götürür yani. Peki biraz şeye gelmek isterim. Tohum meselesine. Tohum meselesinde de belki biraz çok spesifik gözükse de yerli tohum, yabancı tohum, GDO'yu artık yani çarşıda pazarda bile hani GDO'lu mu? Yani GDO'lu mudur sorusuyla artık karşılaşır olduk. Burada neredeyiz? Şimdi biz GDO konusunda çok hassas ülkelerden bir tanesiyiz. Yani bizim aslında regülasyonumuz Avrupa Birliği regülasyonunda ötesindedir. Yani bu anlamda GDO konusunda ciddi bir hassasiyetimiz var diyebilirim. Bunu daha fazla sıkmak, sıkmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Zaten yeterince sıkı bir regülasyonumuz var. Tohumda ve GDO'lu gıdaların ithalinde çok ciddi bir şey. Zaten GDO gıdanın ithalinde aradığımız GDO miktarı %0. Yani zaten olmayanı arıyoruz. Yani %-50 diye bir şey yok. %0. Zaten olmayanı arıyoruz. Avrupa'da %0,1'dir. Mesela. Bu sıfırdan dolayı da bazı problemlerde yaşıyoruz işte. Yan tarladan bulaşmış olabiliyor. Bir şey olabiliyor. Yani bir trace, bir iz olabiliyor. Bundan dolayı problemlerde yaşadığımız oluyor işin açıkçası ama ben bu konuda çok iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. O yüzden vatandaşımız yiyeceklerini gıda az güvenliği açısından son derece rahat yiyebilirler. Yani yerli tohum tarafında da 10 bin çeşitten daha fazla yerli tohum kayıt altında, sertifikalı tohum üretimimizde 145 bin tondan, yine burada bir ciddi başarı var. 145 bin tondan 7 misli artarak 1 milyon 50 bin tona gelmiş. Yani bu ne olarak anlayalım? Bizim şöyle, tabii ki mutfağımıza yansıması. Bugün her dikilen tohumun %75'i yerli tohum.
2002 yılında %31'i yerli tohummuş. Yani burada da bu alanda da ciddi bir gelişme var. Bu alanda uluslararası oyuncular var mı? Var. Onlar da geliyorlar. Onlar da bir şeyler satıyorlar. Ama şimdi bir yerli tohumları da biz korumak, bunların gelişimini sağlamak durumundayız. Dünkü ajandamızda burada fena bir başarı yok. Bundan daha iyisini yapmak için benim bakanlığım döneminde de son derece gayretkar olacağız ve gayret göstereceğiz. İçimiz yani, rahat rahat tabii ki. %75'ini tüketiriz. Hem Cumhurbaşkanımız hem de hanımefendi bu konuya hem destek veriyorlar hem de çok ciddi bir şekilde yani gıda arz güvenliği konusunda, yerli tohum konusunda da çok büyük hassasiyetle bakıyorlar. Ve ata tohumları konusunda da 400 çeşitten daha fazla tohumu bizim TİGEM çiftliklerinde bu yıl içerisinde çoğaltma yoluna gittik ve şimdi bu çoğaltılmış tohumları da daha fazla bu yıl ekerek ata tohumlarında bir şekilde yani atadan kalma işte o eski aradığımız lezzetler işte domatesin lezzeti, salatanın lezzeti bunlara bulabileceğimiz şekilde bunları biraz daha yaymamız gerekiyor. İster istemez ölçek ekonomisi bir yerde sizi daha endüstriyel ama daha tatsız ama daha düzgün işte ürünlere yönlendirebiliyor ama bizim tekrar bu konuda biraz daha bilinçle daha iyi noktalara gidebileceğiz diye düşünüyorum ama Anadolu'da aslında bu bilinç var. Ve Anadolu hakikaten eski tohumları ata tohumlarını kullanıyor ve yerli tohumları da kullanıyor. Yani burada dediğim gibi yerli tohumun ithal tohum karşılama oranı %75. Yani bugün dikilen her 100 tohumun 75'i yerli tohum. Ve yerli tohumların hiçbiri GDO'lu değil. İthal tohumlar da GDO'lu değil tabii. Onu da söyleyeyim yani. O da bir elemeden geçiyor hayatım. O da elemeden geçiyor. Bu verdiğiniz bilgilerden sonra bir soru sormak isterim. Tabii. Bir bakan, soyut konuşmayayım, sizin üzerinizden gideyim. Hiç beklemediğiniz bu bakanlığa geldiğinizde... Şimdi TİGEM filan deyip ayrıntı verince, tohum filan deyip ayrıntı verince aklıma geldi. Birdenbire ne kadar bir zaman zarfında bir bakanlığına, teknik konulara, ayrıntılara, bilifik dönemlerinden sonra... Evet tamam artık işler kontrol altında diyebiliyor. Der. Bunun ideal süresi var mıdır? Bakanlığa göre değişir mi? Bu tahmin ediyorum. Hem bakanlığa göre hem de kişiye göre değişir. Yani kişinin at binişine göre değişir diye düşünüyorum. Doğru. Ben aşağı yukarı bir ay içerisinde bakanlığın bütün temel rakamlarına hakim olmuştum. Ama tabii ki her gün bu bilgi birikimi artıyor. Yani hiçbir gün ben oldum diyemezsiniz. Her gün yeni bir şey öğrenmek durumundasınız ve kendinize her gün yeni bir şey eklemek durumundasınız. Bir günü diğeriyle aynı geçirirseniz ziyandasınız. Bu hakikaten ziyandasınız. Evet. Peki birkaç sorudan sonra toparlıyorum programı. geçtiğimiz günlerde bir kulak küpesinden farklı bir hayvan takip sisteminden bahsettiniz. Nedir bu? Çipli bir mesele midir? Evet. Şimdi teknoloji dünyasından geliyor olmanın da avantajlarını kullanmak lazım diye düşünüyorum. Bizim tabii ki çok önemli teşviklerimiz var hayvancılık alanında. Ne yazık ki bu teşviklerin bir kısmı da zaman zaman suistimal edilebiliyor. Ve bizim için tabii ki çok önemli olan bir hayati bilgi de şu. Bizim hayvan sayımız. Yani hayvan sayımız biz TÜİK bilgisi işte illerden topladığımız bilgiden daha çok. Ben hayvan sayımı 2-3 günde bir sayabilirsem hani nüfus sayımı yapılıyor ya Türkiye'de 5 yılda bir. Artık kalktı herhalde yani. Sokağa çıkma yasakları. Biz hayvanların işte boğazlarına bağlayacağımız bir GSM cep telefonu aslında ama çok basitinden 3 günde bir uyanacak. Merhaba diyecek. Merhaba, benim adım Sarı Kız diyecek. Ben buradayım. Ben buradayım diyecek. Yaşıyorum, hayattayım. Vücut ısım bu. Hatta gerekiyorsa hayvanların kızışma dönemlerinde takibe varan teknolojik şeyler düşünüyoruz. Tabii ki bunu birim bazında ekonomik bir hale getirmemiz gerekiyor. Bu dediğimiz bir teknoloji. Bir de GSM istasyonları üzerinden gönderecek. Çünkü bir çiftlikte bu verileri toplayıp bir antenle ondan sonra göndermek mümkün ama eğer Türkiye'deki her hayvanı, her büyükbaş hayvanı GSM istasyonları üzerinden 2-3 günde bir merhaba dedirtebilirsek 2-3 günde bir benim sayımım var demek. Hayatta olanları biliyorum demek. Kesime gitmiş olanları biliyorum demek.
Bugün ister istemez 17 milyon... Burada çok mu istismar bu alanda? Yok, çok fazla istismar. 17 milyon hayvanın olduğu yerde bir 1000 tane kulak küpesinin, canlı gözüken kulak küpesinin bir kamyonun kasasında bulunması çok büyük bir olay değil aslında. Ama bu kadar teknoloji varken biz bunu da kullanmamız lazım. Ve bizim için olmazsa olmaz tarımın en önemlilerinden bir tanesi planlama, doğru planlama. Doğru planlama da doğru veriyi almaya gerektiriyor. Eğer elimizde doğru veri varsa biz onu çok hızlı bir şekilde doğru planlamaya ve karar destek sistemi haline döndürebiliriz. O anlamda bu tarz teknolojileri yeni dönemde tarım alanında da kullanmak istiyorum. Önümüzdeki günlerde yine TİGEM çiftliklerinde bir 100 kadar hayvanda bunu deneyeceğiz. Eğer başarılı olursa Türkiye çapına bir şekilde yaymak istiyorum. Tabii biraz daha ekonomik hale getirmemiz gerekiyor. Tabii. Yani. Çeltikler. Ciddi bir beklenti var bu konuda da. Yani pirinç üreticileri diyelim. Daha anlaşılır olması açısından. Çeltik alımına başlıyoruz. Canlı yayında ilk kez açıklıyorum. Basın açıklamasında belki arkadaşlar yarın da yayınlarlar ama 15 Kasım itibariyle çeltik alımına başlayacağız. 2016 yılında ton başına 1675 lira olarak açıklanan 60 randımanlı Osmanlık çeşidi çeltik fiyatına 2018 yılında ton başına 2600 olarak belirledik. Bir önceki yıla göre 2016 yılında açıklamışız. Evet. 2018 yılının başında da 2600 lira olarak belirledik. Alım fiyatına ilaveten ton başına verdiğimiz bir 160 lira prim var. Ve diğer desteklerle birlikte de çeltik üreticilerin eline ton başına 2760 lira geçecek. Bunu haber merkezindeki arkadaşlarıma da hasreten altına çizeyim. Bu Sayın Bakan'ın açıklamasını da haberlerinde kullanılabilir. Zira buradan ilk defa açıklanan. Evet. Üreticiler çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan ürünlerini toprak mahsulleri ofisine satabilecek. Ürün bedellerini de 10 gün içinde tahsil edecekler. Ağustos sonunda başlayan çeltik hasadının başından itibaren üreticilerin ürünleri piyasada oluşan yüksek değerden işlem gördü. Bu sebeple de Toprak Mahsulleri Ofisi olarak da biz herhangi bir müdahaleye gerek duymadık. Ancak ilerleyen dönemde hasat yoğunluğu ve finansman maliyetlerinde etkisiyle de bir miktar gevşeyen piyasa fiyatlarına karşın üretici depolama ve finansman imkanı sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi 17 Ekim'den itibaren emanet alımları da başlamıştı. Çeltik üretimi de geçen seneye oranla %4,4 artışta da 940 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Artış yani, %4. %4,4 de artışımız var. Yani çeltik alımına 15 Kasım itibariyle başlıyoruz. Peki çeltik üreticilerine duyuralım. Son sorum da şu olsun. Yem meselesi. Son kurbanlık pazarda muhabir arkadaşlarımızın mikrofon uzattı, işte Erzurum'dan İstanbul'a gelmiş. Abla ben zaten yeme veriyorum şu kadar, işte gelip de bana efendim etin kilosu veya hayvanın fiyatı niye bu kadar sorularından hareketle sorayım. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Şimdi tabii ki yani bazı şeyleri yani besi işini mutlaka yemin yanında yani kaba yemle çözmemiz gerekiyor. 1950 yıllarda Balıkesir milletvekili meclise çıkıyor ve bir konuşma yapıyor. Diyor ki efendiler diyor Türkiye'deki diyor et meselesini çözmek için ot meselesini çözmek gerekir diyor. Ot meselesini çözmeden et meselesini çözemezsiniz diyor. Biz bugün meraları çok ciddi anlamda kullanılabilir hale getirmemiz lazım. Yani sadece her şeyi dışarıdan aldığımız zaman yanında da intensif tarım yapmıyorsak ve meralara hayvanlarımızı bir şekilde açmıyorsak her şeyi dışarıdan alarak ve dışa bağımlı olarak birçok batıda dışarıdan ithal etmemiz gerekiyor. Yem malzemesini dışarıdan ithal etmemiz gerekiyor. Bu meseleyi çözme imkanımız yoktur. O yüzden mutlaka yani ben iki tip besici tanıyorum. Bir tanesi bu işin içerisinde özellikle aile işletmelerinde yüceltmek anlamında söyleyelim burada. Bu işin içerisinde zarar destek işin içinde bırakmıyor. Yanında intensif tarımını da yapıyor. O tarımı işte yem olarak, yem girdisi olarak hayvanlarına veriyor. Bir de işte bizim İstanbul'un Ankara'nın lüks semtlerinde olan iş adamı arkadaşlarımız var. Gidiyorlar haftada bir buzağının başına okşuyorlar. Ondan sonra bütün girdilerin hepsi dışarıdan satın alınıyor. Ben kâr edemiyorum diyor. Yani bu işleri artık Türkiye'de ve dünyada sineğin yağını çıkarmamız gerekiyor. Yani yanında yem. Ondan sonra besicilik yaptık. Orada hayvanın
affedersiniz pisliği var. Onu değerlendirmek lazım. Ondan biyogaz üreteceksiniz. O biyogazla işte elektrik üreteceksiniz. Elektriği satacaksınız. Elektriğin ürettiğiniz makinenin egzozunu seraya vereceksiniz. Sera da işte karbondioksit gazıyla seradaki gelişimi arttıracaksınız. Seradan çıkan atıkları tekrar o biyogaz tesisine atacaksınız. Yani böyle bir şeyin çıktısı diğer bir şeyin girdisi olacak sistemler, karmaşık sistemler kurmak lazım. Tam manası sineğin yağı yani. Sineğin yağını çıkarmamız gerekiyor. Şimdi bu anlamda yani aile işletmelerinin yanında işte bu tarz endüstriyel işletmelere de mutlaka şey veriyor yani önem veriyor olmamız doğru. lazım. Yani yem tarafında da şöyle bir şey var. Tabii ki ne yazık ki yani yemle ilgili döviz kurlarına bağlı ve tarım sektöründe döviz kurları arttığı zaman tarım sektörünü birebir etkiliyor. Birçok sektör %100 de döviz artsa %20 etkileniyor mesela %10 etkileniyor. Çünkü girdileri dövizde değil. Ama tarım sektörü dünyada siz üretseniz de üretmeseniz de ithal etseniz de üretiyor da olsanız dünyada zeytinyağı fiyatı mesela İspanya belirler. Biz zeytinyağı yeterlisi değiliz ama İspanya'da belirleniyor. Yani birçok tarımdaki girdi ve çıktı dünyadaki döviz fiyatlarıyla fiyatlanıyor ve o anlamda da özellikle ithal girdi kalemleri varsa en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi bu. Evet, geçen yıl oranla yem fiyatları, gübre fiyatları bir miktar arttı ama bununla ilgili de ciddi tedbirler de aldık ve özellikle son dönemde ekonomik aktivitenin de iyiye doğru seyrediyor olmasıyla birlikte biz de hep ricaen ve gerektiğinde ya lütfen hadi bakın bu kadar daha maliyetiniz düştü. %15 daha döviz geriledi. Hadi bir %15 daha yapın. Yeme bir 15 daha yapın. Gübreye bir 15 daha yapın diye. Sürekli bu konuyu takip edip girdilerin de olabildiğince mantıklı hale gelmesi ve özellikle çiftçimizin kâr eder hale gelmesini istiyoruz. Çünkü ben de çiftçilik yapan bir aileden geliyorum. Çiftçinin çok çok harcayıp az az kazandığını bilen bir insanım. Çiftçinin emeğinin çok kutsal ve değerli olduğunu biliyorum. O anlamda her zaman biz çiftçimizin yanında olacağız. Son bir şey daha. Evden çok kızdığınız şey, pardon, eşimle beraber yaptığımız portakal limon kabuklarından dönüşümleri önemseriz, kompost yapıyoruz demiştiniz. Bunu anladığım kadarıyla Eskişehir'de bir projeyle hayata geçiriyorsunuz. Biraz da bundan bahseder misiniz? Bir pilot şimdi, bir şey mi? Bu Eskişehir'de yaptığımız şey işte kompostun biraz ötesinde organik orman atıkları. Yani işte yani. Bir traktörün arkasına patoz bağlayın, bir dalı attığınızı düşünün, onu kıyma haline getiriyorsunuz. Bunun içerisine kahverengi ve yeşil yani yapraklar var. Aha. Bunları bir şekilde presledikten sonra aralarına işte spiral şekilde hortumları, boruları döşeyerek bir ısı elde etmek mümkün. Ortasına da tam merkezine de bir biyogaz tesisi koyduk. Anlamadım. Düşen bir parça, evet. Çam evet. ağacının sırtından bir parça düştü sonra. Şimdi bakın, bilmiyorum buradan şey yapabilirler mi? Şöyle ben seyircilerimize evet. tutayım. Şimdi bu hafta sonra gittiğimiz Eskişehir Arakoyu. Evet, bu fotoğrafı bir durdursun. Bir geri evet. arkadaşlar. Bu da olabilir. Tam bunda kalalım. Şimdi burası 4-5 metre yüksekliğinde bakın yerde işte orman atıkları ve yaprakları var. Bu 3-4 metre yüksekliğinde bir yer. Buraya işte tırmandık çıktık. 3-4 metre yüksek altımızda su boruları var. Yaklaşık 2,5 tona yakın su borusu var. Su alabilecek kadar. Ve bunun bir tarafından 10 derece su giriyor, bir tarafından 61 derece su çıkıyor. 18 ay boyunca bu orman atıkları 61 derece su üretecek. Bedava enerji. Şimdi bunun merkezinde de bakın bu kamyon lastiklerine de metan gazı şu anda depolanıyor burada. Metan gazı da depolanıyor ve metan gazında isterlerse köyün jeneratörünü çalıştırabilirler. Herhangi başka bir şey isterlerse araçlarını yakıt olarak kullanabilirler. Ve yani köyün ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Şimdi bu köyde aslında bir eko köy projesi gibi bu şeyi başlattık ve hemen altı köyde dediler ki ya bize de gösterin biz yapacağız bunu. Çünkü bedava enerji var. Maliyet sıfır çünkü orman köyü zaten dallardan parçalanmış dalları üst üste koyuyorsunuz. Bunların üzerine biraz su verilmesi ve kızışmasından oluşuyor.
ve içeride 61 derecelik bir yani reaktör, bir nükleer reaktör gibi düşünün, bir kızışmadan oluşan bir organik reaksiyon var. Bu tam sineğin yağı işi. Bu 18 ay boyunca size şey veriyor. Şimdi bakın metan gazını yakıyoruz burada, gördünüz mü? Bir geri arkadaşlar. Yok, şurada hemen görüyorsunuz. Hı-hı. Yani kağıdı. Yani şunu bir netleştirir misiniz, şu kağıdın yandığı fotoğrafı? Evet. Şimdi burada dereceleri izliyoruz. Hı-hı. Bakın aşağıdayız şu an, biraz önce yukarıdaydık. 18 ay boyunca da güzel tarafı şu. Buradaki bütün atıkların hepsi torf oluyor. Yani bir gübre, bir çeşit gübre oluyor. Bugün mesela Orman Bakanlığı olarak 1 liraya torf alıyor arkadaşlar. Bunun hepsi torf oldu işte. Yani bir köy bunu yapmak istediği zaman desteğiniz mi var ya, ne bileyim, bir formül mü veriyorsunuz? Şimdi ben örnek bir şeyler yaptım. Her köy biz bunu yapacağız diye bir şey yok. Aa. Aslında buradaki çıkış noktamız şuydu. Tarım Orman Bakanlığı, ormana gittiğimiz, konuştuğumuz zaman dedim ki orman dışı ne yapıyor? Odun dışı ne yapıyorsunuz? Şimdi ormanda bir bakış açısı var. Odun gelirleri ve odun dışı gelirler daire başkanlığı diye bir daire başkanlığı var. Yani bütün gelirim aslında odun demenin farklı bir versiyonu odun dışı gelirler daire başkanlığıdır. Aynen öyle. O zaman odun dışı gelir ne var? Ya dedim ki arkadaşlar bakın, Jean Pen metot diye bir şey var. Ben bunu yani 12-13 sene evvel gene bizim şartlarımızda çiftlikte denediğim bir şey. Ve 2. Dünya Savaşı'nda Almanların odun bulamadığı, yakıt bulamadığı dönemde evlerini ısıttıkları metot. Yani organik atıkların arasından boruları geçip, sıcak suyu arasından geçirip evlerini ısıttıkları ciddi bir metot bu. Ben bunu seneler evvel yapmışım, denemişim. Diyorum ya, her şey tesadüfen. Şimdi bunu niye yaparsın? İşte işletme mezunu bir adam. Ama bir merakımızdan yapmış etmişiz. Bugün şimdi Orman Bakanlığı'na dedim ki bak, bu ek bir gelir olabilir. Yani şöyle bir matematik. 1000 tonluk böyle bir tesis kurduğunuz zaman, aslında benim gitmek istediğim amaç köyü ısıtmak değil. Şu an köyde cami ısıtıyoruz, köy kanalını ısıtıyoruz, birkaç tane ev ısıtıyoruz. Köyün atıklarını da biyolojik olarak bitkilerle şimdi temizliyoruz, fosiltik atıklarını. Yani böyle güzel bir proje yaptık ama benim gitmek istediğim nokta şu. 1000 tonluk bir sistem kurduğunuz zaman 20 dönüm sera ısıtıyorsunuz. Yani sera için hep jeotermal falan arıyoruz. Yok, kayalık, herhangi başka bir yerde de bunu yapabiliriz. Peki seradan çıkan atıkları burada kullanabiliriz. Buraya malzeme, buraya yakıt olarak kullanabiliriz. Ve 1000 tonu diyelim 300 bin liraya talaş satın aldınız, ağaç satın aldınız diyelim, 300 bin liraya kurdunuz. Ama 18 ay sonra 1 milyon liraya satacağınız bir torf oluyor elinizde. Ve 18 ay boyunca da bedava seralar ısıtıyorsunuz. Kömür kullanmıyorsunuz, doğalgaz kullanmıyorsunuz. Jeotermal yatırım yapmak zorunda değilsiniz, buna para vermiyorsunuz. Sineğin yağını çıkarmak diyorum ya, yani sineğin yağını çıkaracak şekilde. Tam manasını böyle bir şey. Ben arkadaşlara hep şunu söylüyorum. Benim her şeyle ilgilenmeme, her şeyi birebir takip etmemi beklemeyin. Ben size ancak yön çizebilirim ve ilham verebilirim. Bunlar işte ilham verici projeler. Ve arkadaşlarıma şunu diyorum. Bakın, ben orman mühendisi değilim. Mühendis bile değilim. Ama bu işleri yaptım ve size nasıl yapılacağını tarif ettim. Gerisini siz getirin. Gerisini de siz getirin arkadaşlar. İşte orman dışı ürünler, orman dışı gelir mi istiyorsunuz? Veya tarımsal kalkınmada bunları mı kullanacağız? İşte bu tarz şeylere çok açık olmamız lazım. Ben de özellikle bürokrasideki arkadaşlarıma bir heyecan vermek ve onlara ilham vermek amacıyla bunları yaptım. Rüşveti kelam kabul etmezseniz çok etkilendim bu teknik meselelerden. Yani 3-4 aylık, evet tam da dedin, ne orman mühendisi ne efendim tam mühendisi, tarımla ilişkisi bu, ama birdenbire 3-4 aylık bu kavrayış ve bu meseleyi bu kadar açık vazih ortaya koyuşunuz ve şu meseleden etkilendiğimi belirtmek isterim ve çok teşekkür ederim. Umarım yani Türk siyasetinde bu yaklaşımınızla hem tarım ve orman meselesinde henüz 3-4 aylık zaman zarfında bu gördüklerimiz ve bu dinlediklerimiz, önümüzdeki zaman diliminde daha iyi şeyler göreceğimiz, daha güzel şeyler dinleyeceğimizi gösteriyor. Ayağınıza sağlık. Bu yeni dönemin ilk ağırladığımız ve yakından tanıyıp hem de projelerini anlamaya çalıştığımız ilk bakan olduğunuz için. Ve bugünü şu ana kadar bu programa katkılarını sunan değerli sürpriz sanatçılarımız ve konuklarımıza ve evlatlara da çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz efendim.
davetimizi kırmayıp geldiniz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimizle birlikte olma fırsatını verdiğiniz için. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Tevellütü biraz artık yüksekçe olanlar diyelim. Merhum Ekrem Pakdemirli'yi tanırlar idi. Severler idi. Doktor Sayın Bekir Pakdemirli evlatları gıda ve tarım... Hala alışamadık bu terminolojiye. Orman ve Tarım Bakanı olunca, evet, Pakdemirli soy isminden mütevellit zaten bir aşinalık var idi. Ve bizler de bu programda hem merhumu anmadan, kısmen rahmetli Özal'ı anmadan başlayamaz idik. Öyle de yaptık ve sonrasında da Tarım ve Orman Bakanı Doktor Sayın Bekir Pakdemirli'yi tanımaya çalıştık birinci bölümde. İkinci bölümde de açılışta da söylediğim gibi 3-4 aylık bir çalışmanın sonrasında ne göreceğiz? Dediğim gibi tarım ve orman hasreten tarım meselesini çok konuştuk, konuşuyoruz. Uzunca bir süre mesele kokoreçe kadar, ciğer yiyemeyeceğimize kadar indi. Ve sonrasında durum nedir diye başta sokağa gelen, sonrasında çiftçilikle uğraşan, bizim karnımızı doyurmaya çalışan deyim yerindeyse, o eli öpülesi insanlar adına sorular sorduk yeni dönemde ne olacak diye. Sayın Bakan'ın henüz 3-4 aylık çalışma performansında ortaya koyduklarını doğrusu beni etkiledi. Önümüzdeki günlerde de yapacakları açıklamalarda anladığım kadarıyla bir 5 yıllık bir tarım perspektifi de ortaya koyacak. Birkaç ay sonra diyelim mi ya da birkaç hafta sonra mı? En yakın zamanda daha da göreceğiz. Yani 5 yıllık Kasım bitmeden olur diye. Kasım bitmeden 5 yıllık bu perspektifi de göreceğiz. Biz ucundan biraz sizlerle paylaşalım istedik. Sosyal medyada lütfen linç etmek yok. İşte atamaydı, kadroydu, şunlar. Bu bir Sayın Bakan'ı yakından tanıma ve 3-4 aylık bu çalışmada ne olup ne bittiydi. Bunlardan sonra herhalde istihdam meseleleri de gelecektir. Bunu da önümüzdeki günlerde, önümüzdeki zamanlarda bu vizyon açıklamaları yapıldıktan sonra bir kez daha biz davet ederiz. Sayın Bakan da kabul eder, gelirlerse o meselelerde konuşuruz. Şimdiden tedbirimi almış olayım. Bu yayının sizlere ulaşmasında katkısı emeği olan bütün arkadaşlarım adına iyi haberler alacağınız güzel bir hafta dilerim. Önümüzdeki pazar gününde büyük sorularda tekrar ekranlarınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.